Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS 2022 güncel bilgiler toplamda 100 adet toplamda 600 soru yapıyor. 600 soruyu söz verdiğimiz gibi arkadaşlar demiştik ki tek videoda çekeceğiz. Sizlerin hizmetine sunacağız. Sınavdan son bir hafta 10 gün kalan ne yapacaksınız? Bunları tek bir videoda bulacaksınız. Bunun sözünü vermiştik. bunun videosunu çekeceğiz. Hemen ne yapalım? Denememizin ilk sorusuyla başlayalım. Ee, videomuz birazcık uzun olacak arkadaşlar. Birazcık e, sabır gerektiriyor. Ve videonun hızını kendiniz artırabilirsiniz bu noktada. Mayıs 2021 tarihinde Amerika'daki müzayede evinin düzenlendiği açık artırmada 103 milyon dolara satılan pencerenin yanında oturan kadın tablosu Aşağıdaki resimlerden hangisine aittir diye sorduk. Bu ressam kimdir? Picasso'dur. Arkadaşlar böyle seri seri gideceğiz. Hızlı hızlı, hızlı gideceğiz. Sizleri yormamak adına e, süreniz biliyorum. Çok kıymetli arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. 2022 yılının Şubat ayında Kodbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcumuz kimdir? İbrahim Çolak'tır. Cevabımız İbrahim Çolak oldu. Geldik 3 sorumuza. UEFA 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kentte düzenlenmiştir diye sorduk. Hangi kentte? Paris'te düzenlenmiştir. Geldik dörde. Avrupa Cimnastik Birliği tarafından düzenlenen oylamada 2021 yılının en iyi erkek cimnastikçisi seçilen milli sporcumuz kimdir? Ferhat Arıcan seçilmiştir. Cevabımız Ferhat Arıcan olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. 2023 birazcık yaklaştıralım. 2023 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası hangi ülkede düzenlenecektir? Türkiye'de. Unutmuyoruz, unutmuyoruz arkadaşlar. Türkiye'de düzenlenecektir bu şampiyona. 6'dayız. 2022 yılının Şubat ayında Nobel Türk Bilimi İnsanı'nın adını taşıyan Profesör Doktor Aziz Sancar Eğitim Kampüsü hangi ilde açılmıştır? Ben bu soruyu bekliyorum bu sene. Ankara'da. Arkadaşlar Ankara'da açılmıştır. Geldik diğer denememize. İkinci denemedeyiz. 2022 yılının Şubat ayında, Kerim Cappara ait normal sezon ve playofflar toplamında en az sayı, en fazla sayı daha doğrusu en fazla sayı atan NBA oyuncusunu sorduk sizlere. Kimdir bu NBA oyuncusu? LeBron James'tir arkadaşlar. LeBron James e, bu e, en fazla sayı atan e, NBA oyuncusu rekorunu atmıştır, kırmıştır. İkideyiz. 2022 Avrupa, e, 2022 Afrika Uluslar Kupasını kazanan ülke kimdir? Baktığımız zaman Senegal'dir. Finalde Mısır'la yapıyor. Senegal kazanıyor. Geldik 3'e. 4000 yıl önce soyları tükenen, küresel ısınmayı engellemek için tekrar dünyaya getirilmesi için çalışmalara başlanan canlı türü kimdir? Mamuttur arkadaşlar. Mamut doğru cevabımız oldu. 2022 Avusturya açık erkekler finali müsabakasını kazanan tenisçi kimdir? Rafael Nadal'dır. Arkadaşlar cevabımız C şıkkı oldu. 2022 yılının başında duyurusu yapılan Formula 2'ye katılacak ilk Türk pilot kim seçilmiştir arkadaşlar? Kim olmuştur? Cem Bölükbaşı olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 turizm verilerine göre 2021 yılında en çok ziyaret edilen müze hangi müzedir? Mevlana Müzesi'dir arkadaşlar. Mevlana Müzesi cevabımız olmuş oldu. Geldik 3. dönemimize. 2022 yılının Şubat ayında Rusya aşağıdaki devletlerden hangisine karşı işgal girişimine başlamıştır diye sorduk. Hangi ülkeye? Ukrayna'ya başlamıştır. 2022 yılında yılının başında düzenlenen törenle FIFA yılın en iyi futbolcusu ödülünü alan futbolcu kimdir? Robert Lewandowski. Arkadaşlar almıştır Bayern Münih formasıyla. Şu an ise Barcelona'ya transfer oldu kendisi. Geldik 3'e. Türkiye 2021 yılında en fazla ihracatı hangi ülke ile yapmıştır? Hangi ülke Almanya ile yapmıştır? 2022 yılında gerçekleşen kış olimpiyatlarında en çok madalya kazanan ülkeyi sorduk bu sefer. En çok madalya kazanan ülke Norveç olmuştur. 2022 yılında Almanya'da meydana gelen ve birçok insanın hayatını kaybetmesine yol açan Kasırga'ya verilen eee e, isim hangisidir e, diye soralım. Hangisidir? Zeynep adı verilmiş arkadaşlar bu kasırgaya. Almanlar Zeynep adını vermiş bu kasırgaya. Altıdayız. 2022 Avrupa Kültür Başkenti seçilen şehir hangi şehirdir? Baktığımız zaman Novi Sad şehri seçilmiştir. Geldik dördüncü dönemimize. Gladiatörler şehri olarak bilinen Kibra Antik Kenti e, hangisidir diye sorduk. Ee, genellikle Gladiatörler Şehri arkadaşlar iki antik kent için söylense de e, bunları sizlere verdik ee, soru şöyle gelir yine Gladiatörler Şehri der ama antik kentinin ismini de vermesi lazım o yüzden burada cevabımız ne oldu Burdur olmuş oldu Kibra Burdur'da yer alıyor 16 Şubat 2021 yılında hayatını kaybeden savaşçı içimizdeki çocuk gibi eserleriyle tanınan ünlü yazar ve psikolog hangisidir diye sorduk ee, bu ismimiz Doğan Cüceloğlu'dur arkadaşlar. Ben bu soruyu yine bekliyordum. Bu soru Temmuz 2022 Sayıştay sınavına çıkmış. Bunu Instagram'da paylaşmıştık arkadaşlar. Bu da tutan sorular arasında yer alıyor. Doğan Cüceloğlu büyük olasılık çıkmayacak sınavda ama siz yine de biliniz. Geldik bir diğer sorumuza. 2022 yılında G20 zirvesi toplantısı hangi ülkede yapıldı arkadaşlar yapılacaktır? Endonezya'da yapılacaktır. Dörtteyiz. Oxford Dünya Dilleri sözüne en son eklenen Türkçe kelimeyi sorduk bu sefer. Hangisidir? Simit olmuştur arkadaşlar. Simit en son eklenmiştir. 2021 Dünya Kitap Başkenti seçilen şehrimizi sorduk. Neresidir? Tiflis arkadaşlar. Sakın 2021'den çıkmaz demeyin. Bekçilik sınavında 2021 ile alakalı sorular sormuşlar arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Mesela 2022 Dünya Kitabı sormaz ama belki 2021'i sorar. Bunlara ne yapmamız lazım? İkisinde bilmemiz lazım. Tiflis olduğunu unutmayacağız. 1893 yılında yapılan Çığlık tablosu hangi ressama aittir? Edward Mancha aittir bu tablo. Geldik 5. denememize. Kuduz kuduz aşısını bulan kimyager ve mikrobiyolog Fransız benim insanım kimdir? Louis Pasteur arkadaşlar. Bu bilim adamı 2022 Türk Dünyası Başkenti seçilen ilimizi sorduk. Bursa seçilmiştir. Türk Dünyası Başkenti 2022'de. Epik tiyatronun bizdeki öncüsü olan Keşan Ali Destan'ın Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım ve Fazilet Eczanesi adlı oyunlarıyla tanınan ünlü Türk edebiyatçımız kimdir? Haldun Taner'dir. Türkiye'nin en büyük milli parkı hangisidir? Ben bu soruya yanlışlıkla arkadaşlar size pdf verirken bu soru iptal oldu yazmışım. Ben e, buna yazmayacaktım şeyi yazacaktım. Bu milli parklar son milli parklar değişti ya, ona yazacaktım. Yanlışlıkla buna yazmışım. Kusura bakmayınız. E, burada hatamızı düzeltelim. En büyük milli park e, değişmedi arkadaşlar. Aynıdır. E, Dağı milli parkıdır. E, cevabımız aşıkkı olmuş oldu. Dünya somut olmayan kültürel miras listesine en son hangisi dahil edilmiştir diye sorduk. En son Hüsni Hat arkadaşlar eklenmiştir. Bu soru da önemli bence çıkabilir. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı tütün iskelesinde, e, iskelesinde namazsaya yolculuk ettiği güzergaha verilen isim nedir? Kurtuluş yoludur arkadaşlar. Kurtuluş yolu cevabımız oldu. 6. dönemdeyiz. 2021 yılında düzenlenen 93. Oscar ödül töreninde en iyi erkek oyuncu ödülü hangisine verilmiştir? diye sorduk. E, kime? Anthony Hopkins'e. Arkadaşlar yine bunu yazdığımızda EKPS'ye geldi. artık 93 gelir mi sizlere bilemem ama 94'e dikkat etmemiz lazım. Bunu EKPS'de e sordular. EKPS'de. E Yine bilmemiz lazım. En iyi film ödülü bu sefer 93. de en iyi film ödülü Nomaland'a verilmiş. Bu senede de 2022 yılında 94. Oscar ödül törenindeki en iyi filmi bekliyorum ben. Koda biliyorsunuz ki seçilmişti. 93'ten devam ediyoruz. En iyi yönetmen ödülünü kime verilmiş arkadaşlar? İsmi ee, ismi zor okunan e, Zao diyelim kısacası buna verilmiş. Dörtteyiz. En iyi kadın oyuncu peki kim seçilmiştir? Frances McDormand arkadaşlar seçilmiştir. Yine beklediğim sorular arasında 2021 yılında düzenlenen Nobel ödülleri töreninde Nobel Edebiyat Ödülü, ödülü hangisine verilmiştir? Hangi yazara? E, Tanzanyalı Abdur Razak Kurnağı verilmiş. 2021 yılına düzenlenen 2022 Tokyo Olimpiyat oyunlarında Buse'na Sürmeneli hangi spor dalında altı madalya kazanıyor? Hangisinde boks dalında kazanmıştır Buse'na Sürmeneli? Geldik 7'ye. 2021 yılına düzenlenen 2022, e, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında Mete Gazoz hangi dalda altı madalya kazanmıştır? Yine bunu yazdığımızda EKPS'de çıkan soruydu biliyorsunuz. E, KPSS'de çıktı bu. Çıkması biraz zor artık lisansı ama yine de bilmemiz lazım. Mete Gazoz Okçuluk arkadaşlar. Mart 2022 tarihinde vefat eden Kolpaçino ve Kutsal Damacana gibi yapımlarda rol alan ünlü usta oyuncu hangisidir? E, bu soruyu da çok çok sevdiğim için koydum. E, Kolpaçino ve Kutsal Damacana e, güzel arkadaşlar serilerde izleyenler bilir. E, bu e, vefat eden ise Hüseyin Elmanlıpınar'dı. Allah rahmet eylesin. Geldik 3'e. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kimdir diye sorduk. Kimdir? Antonio Guterres arkadaşlar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Batı dünyasında Averroes olarak alınan ünlü İslam düşünürü kimdir? İbn-i Rüşd arkadaşlar. İbn-i Rüşd'dür Averroes. NATO Genel Sekreterini sorduk bu sefer. Kimdir NATO Genel Sekreteri? Jens Stoltenberg'dir. Kaunos Antik Kentini sorduk. Nerede yer alıyor? Muğla'da yer alıyor. 8. denemedeyiz. Halk şairi Aşık Veysel'i Türkiye'yi tanıtan Koçit, Köroğlu ve Köşebaşı gibi e, eserleriyle tanınan edebiyatçımız El kimdir? Ahmet Kutsi Tecer'dir. Dünyaca ünlü İnci Küpeli Kız Tablosu hangi ressama aittir? Johannes Vermeer'e ait. Cüce gezegen olarak da bilinen Plüton'u 1930 yılında hangi bilim adamı keşfediyor? Clyde Tombaugh keşfetmiştir. Gezegenlerle alakalı arkadaşlar ee, nerede soru çıktı? Bekçilikte soru çıkmış arkadaşlar. Gelelim dördüncü sorumuza. Expo 2023 hangi ilde düzenlenecektir diye sorduk. Kahramanmaraş'ta arkadaşlar düzenlenecek. Expo 2023. Hangisi UNESCO Dünya Kültür Miras listesinde bulunan yerlerden değildir diye sorduk. Divri, Küliyesi, Safranbolu evleri, Kapadokya, Hattuşaş var ama Sümele Manastır yok. UNESCO 2022 yılında aşağıdaki ünlü Türk büyüklerinden hangisinin uluslararası alanda de kutlanmasını kabul etmiştir? Hangisinin? Süleyman Çelebi'nin. Süleyman Çelebi yine önemli. Bu sene çıkabilir. Ee, arkadaşlar önemlidir. 9'dayız. 2022 Dünya Atletizm Şampiyonası hangi ülkede yapılacaktır diye sorduk. Amerika'da yapılacaktır. Dünya Atletizm Şampiyonası. Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisinin adı nedir? Oruç Reis'tir arkadaşlar. Oruç Reis'i unutmuyoruz. İlk yerli ve milli sismik araştırma gemisi. 2022 Eurovision Şarkı Yarışması hangi ülkede düzenlenmiştir? İtalya'da. Kazanan Ukrayna. Yaklaşık yüksekliği 26 km olan Güneş sisteminin bilinen en yüksek dağı olan Olympus Mons dağı hangi gezegende bulunuyor arkadaşlar? Mars'ta bulunuyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez devlet ve sanayici unvanına layık görülen kişi kimdir? Ahmet Andan Saygun'dur. Modern Türk savunma sanayisinin öncüsü olan Kafkas İslam Ordusu komutanı kimdir arkadaşlar? Nuri Kıllıgil Paşa'dır. Önemlidir. Tarihte de çıkabilir, güncelde de çıkabilir bu isim. 16 Kasım 2021 tarihinde vefat eden, bakın bu sene bekliyorum bu soruyu lisans veya lisans orta öğretim bakalım hangisini çıkacak. Monaroza Diriliş nesinin adlı eseriyle e, tanınan ünlü Türk edebiyatçısını sorduk. Kimdir bu ismimiz? Sezai Karakoç. Avrupa Merkez Bankası'nın merkezi neresidir diye sorduk. Frankfurt'tur merkezi. Dünyanın en büyük heykeli olan Birlik Heykeli hangi ülkede yer alıyor arkadaşlar? Nerede? Hindistan'da yer alıyor. Dünyanın en büyük adası peki neresidir? En büyük adası ise Grand adasıdır. Kuvvetler ayrılığı ilkesini ilk kez ortaya koyan düşünür ise kimdir arkadaşlar? Montesquieu'dur. Montesquieu. Günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılan yer neresidir? 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası Ankara'da ne yapıyor? Yer alıyor. Geldik 11. denememize. Mustafa Kemal Paşa'yı 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'da karşılayan tek kişi kimdir? Sakine Baturay'dır. Aşağıdaki şehirlerden hangisi bir saatte en fazla filanı dikme dünya rekoruna sahiptir? Yozgat burada keşke olsaydın olamadın. Neresi? Çorum arkadaşlar. Çorum. Geldik 3'e. Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk kimdir arkadaşlar? Tabii ki de Aziz Sancar. Çok çok önemli. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergahı hangi şehirde? Benim de mem e, memleketim değil oturduğum, oturduğum yer Ankara'da. Ankara'da yer alıyor. <laughs> kalkınma ortağı ülkelerde yoksulluğun giderilmesine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla 1992'de kurulan Türkiye'nin Uluslararası Yardım Ajansı hangisidir arkadaşlar? TİKA. TİKA olduğunu unutmayacağız. Üzerinde en fazla göl bulunan ülke hangisidir? Kanada'dır. Kanada en fazla göl bulunuyor üzerinde. Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen 16. yüzyıl yağlı boya tekniğiyle yapılan Mona Lisa tablosu hangi ressama ait arkadaşlar? Leonardo da Vinci'ye aittir. Türkçe aşağıdaki dil ailelerinden hangisinde yer almaktadır? Ural Altay. Burada yer alıyor. Şanlıurfa'da bulunan UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yerini alan günümüze ulaşmış dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen yer neresidir? Göbekli Tepe'dir tabii ki de. Fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir düşüş durumunu ifade eden kavram, terim hangisidir? Deflasyon arkadaşlar. Def ediyor yani düşüşe geçiyor. Oradan aklınıza gelsin. Türkiye'nin de yer aldığı G20 platformu hangi yıl oluşturulmuştur? 1999'da oluşturulmuştur. Aşağıdaki ülkelerden hangi sayıda ilk defa pamuk tohumu filizlendirmiştir? Başımızın belası Çin arkadaşlar. Atmadığı yer kalmadı. El atmadığı yer, el atmadığı yer kalmadı bir anda konuşamadım. Soru deneme 13'e geldik. Türkiye'nin ilk ve tek şehir hologram merkezi hangisinde açılmıştır? Kastamonu'da açılmıştır hologram. Uluslararası çalışma standartlarına belirleyen Birleşmiş Milletler Uzman Kuruluşu. Bunun kısa adı neydi arkadaşlar? ILO. Kısa adı ILO diye kodlayalım. 2021 yılında ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisi Bitcoin'i para birimi ilan etmiştir? Hangi ülke? El Salvador arkadaşlar. İkinci de yanlış hatırlamıyorsam Orta Afrika olması lazım. Dörtteyiz. Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki okulların hangisinde okuduğu sırada 1897 Osmanlı Yunan Savaşı olan Dömeke Meydan Savaşı'na katılmak istemiştir. Manastır askeri idadesinde okurken katılmak istiyor Mustafa Kemal. 2022 yılını balıkçılık ve su, yolu, su ürünleri yılı olarak belirleyen kuruluş hangisidir? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'dur. İstiklal Marşı kez hangi anayasada yer almıştır arkadaşlar? 1982 Anayasası'nda yer almıştır. Expo 2022 Medeniyetler Bahçesi temasıyla aşağıdaki şehirlerden hangisinde gerçekleştirilecektir diye sorduk. Nerede arkadaşlar? Hatay'da gerçekleştirilecektir. Ocak 2022 tarihinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konya Spor'un futbolcusu hangisidir arkadaşlar? Ahmet Çalık'tır. 2022 yılında Haziran ayından itibaren Avrupa Birliği dönem başkanlığını yapacak ülke hangi ülkedir? Çekya arkadaşlar. Eski adı Çek Cumhuriyeti'ydi biliyorsunuz. Arslan Tepe Hüyü hangi ilde yer alıyor arkadaşlar? Malatya'da. Malatya'da yer alıyor Arslan Tepe Hüyü. Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası aşağıdaki yerlerden, yerlerden hangisinde açılmıştır? Bakın bu fabrikalar ÖSYM tarafından sorulmaya başlandı. Ee, dikkatli olmamız lazım. Nereye? A arkadaşlar Aydın'a. Aydın, a. Aydın a açılmış. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri'nde vefa ödülü hangisine verilmiştir diye sorduk. Kime verilmiştir? Kemal Tahir'e arkadaşlar. Yine e Bekçilik'te e Kültür Sanat Ödülleri'nde. Sinema ödülünü sormuş Cüneyt Arkın'ın yine sorularımız içerisinde vardı. Vefa ödülü de e, hangisine çıkmıştı şu an hatırlayamıyorum ama büyük olasılık komiser yardımcılığı sınavında çıkmıştı herhalde bu sene. E, bunlar önemli arkadaşlar kültür sanat ödülleri çıkıyor yani. Aşağıdaki ülkelerden hangisi bitcoin şehri kuracağını duyurmuştur. Hangi ülke yine aynısı El Salvador arkadaşlar. Karadeniz'de Tuna 1 kuyusundaki sondajda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulan gemi hangi gemidir? Fatih arkadaşlar. Fatih bulmuştur. Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerinde inşa edilen ilk havalimanı hangi hangi havalimanıdır? Ordu Giresun arkadaşlar. Evet bu soru iptal olmuştu. Neden? Çünkü bilgi değişti arkadaşlar. Ee, yine de nerede olduğunu bilelim. Ee, arkadaşlar e, baktığımız zaman ee, Sarıçalı e, Sarıçalı arkadaşlar Dağı, Mil, Sarıçalı Dağı Milli Parkı konuşamadım ee, Ankara'da yer alıyordu ee, ve daha sonra bilgi değişti arkadaşlar ee, bunu baz almayacağız en sonu geldik bir diğer sorumuza Paulo Coelho Okçu'nun yolu kitabını hangi sporculara adamıştır diye sorduk hangi sporcu Mete Gazoz'a arkadaşlar önemli bir soru yine Uluslararası Dünya Müzik Fuarı Vomex 2021 sanatçı ödülünü kime vermiştir diye sorduk. Aynur Doğan'a vermiştir bu ödülü. Geldik 16. denemeye. Kasım 2021 tarihinde 1800 yıllık demir maske bulunan Hadriana Polisantin kenti. Nerede yer alıyor arkadaşlar? Karabük'te yer alıyor. New York'taki müzayede de 2021 yılında 34.9 milyon dolara satılan Diego ve Ben tablosu Hangi ressama aittir? Hangi ressama Frida Kahlo'ya ait? Aralık 2021 tarihinde erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kıran sporcumuz kimdir? Emre Sakçı. Yaklaşık 100 yıl önce kaleme alınan ve gün yüzüne çıkan Ne Dervişe Nomade adlı şiir hangi edebiyatçıya ait? Hangisine Yahya Kemal Beyatlı'ya ait? Türk tiyatro sinema dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendiren Aralık 2021 tarihinde vefat eden usta oyuncumuz kimdir? Sezai Aydın. Yine önemli. 25 Aralık 2021 tarihinde uzaya fırlatılan dünyanın en büyük teleskopu James Webb. Hangi ülkeye ait arkadaşlar? James Webb önemli biliyorsunuz. Amerika'ya ait. NASA'nın aracı Lucy ile Orhan Pamuk'tan alıntı ve Türk atasözü aşağıdaki gezegenlerden, gezegenlerden hangisine gidecektir diye sorduk. Nereye? Jüpiter'e gidecektir arkadaşlar. Mısır'ın Şarm el Şeyh şehrinde düzenlenen Dünya Bilardo Şampiyonası'nda şampiyon olan kimdir? Yine yeniden Semih Saygıner'dir. Her zaman. Önceleri Türk Konseyi olan örgütün yeni adı nedir? Arkadaşlar Türk Devletleri Teşkilatı'dır. 58. Alt, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 2021 yılının en iyi film ödülünü kazanan film hangisidir? Okul Tıraşı kazanmıştır. Düğün gecesi anlamına gelen Şebi Arus aşağıdakilerden hangisinin ölüm yıl dönümü olarak törenlanılmaktadır? Kimin? Mevlana'nın. Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali hangi şehirde açılmıştır arkadaşlar? Bingöl'de. Bu soru komiser yardımcılık Komiser yardımcılık sınavında gelmiş arkadaşlar. Cevabımız Bingöl. KPS'ye gelirim artık bilemem. Geldik 18'e. 18'deyiz. 2022 Teknofest hangi ilde düzenlenecek arkadaşlar? Samsun'da. 2022 Dünya Kitap Başkenti UNESCO hangi yerdir? Baktığımız zaman Guadalajara okuyamadım. Artık siz okuyun arkadaşlar. Okuyamadım. Kusura bakmayın. Meksika'da yer alan e, A şıkkındaki yer, kent. Bazen dilim dönmüyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Türkiye'de ilk defa lityum pili elektrikli otobüsler aşağıdaki illerin hangisinde kullanılmaya başlanacaktır? diye sorduk Samsun'da. Arkadaşlar yine önemli bir soru. Bayrak şair olarak alınan şair hangisidir? Kimdir bu? Arif Nihat Asya. Daha önce çıkmıştı bu soru. Ön lisanslı olması lazım. Artist, Artistik cimnastik dünya kupasında altı madalya kazanan sporcumuz kimdir? İbrahim Çolak. Meksika ve Avustralya tenis turnuvasında şampiyon olan tenisçi kimdir? Rafael Nadal olmuştur. Türkiye'nin ilk yerli savaş gemisinin ismini sorduk. Önemlidir. Nedir arkadaşlar? TCG Berk'tir. 2023 dünya spor başkenti seçilen ilimiz neresidir? Arkadaşlar Konya seçilmiştir. Dünyanın en büyük üstü güneş enerji santrali olarak Güneş Rekorlar kitabına giren stadyum hangi stadyumdur? Nef Stadyumu, Galatasaray'ın stadyumu. Son yapılan çalışmalar sonucu dünyanın ilk beyin ameliyatı 10.500 yıl önce hangi ilde gerçekleştirilmiş? Aksaray'da arkadaşlar gerçekleştirilmiş. Aşağıdaki yerlerden hangisi her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapan, yapan Çelebi Bağ Flamingo alanına kesin korunacak hassas alan ilan edilmiştir. Neresi burası? Van Erçiş. 2022 Nisan ayında Roketsan tarafından tanıtımı yapılan yerlik motorun kullanılacağı seyir füzesinin adı hangisi olarak belirlenmiştir? Çakır arkadaşlar. Çakır olarak belirlenmiş. Geldik 20'ye. Son 80 deneme Bakalım inşallah arkadaşlar sıkılmamışsınızdır. E, sıkıldıysanız da bir 5 dakika mola verin arkadaşlar ondan sonra devam ediniz. Nisan 2022 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden düzenlenen şampiyonu da Aleyna Ertürk hangi spor dalında altın madalya kazanmıştır? Eskrim dalında. Uzayda 879 gün geçirerek dünya rekoru kıran astronotu sorduk kimdir? Genadi Padaika arkadaşlar e, bu rekoru kırmış. İlk başarılı çocuk felci aşısını geliştiren tıp araştırmacısı kimdir? Jonas Salk arkadaşlar. Gurbet şairi kimdir peki? Gurbet şairi Kemalettin Kamu seçilmiştir. Olmuştur daha doğrusu. İlk insansız kara, ilk insansız hava aracı olan drone ilk olarak hangi savaşta kullanılmıştır arkadaşlar? Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış. Güneş sistemi teorisini ortaya atan bilim insanı kimdir? Kopernik arkadaşlar. Atmıştır bunu. Çiçek ayısını bulan bilim insanını sorduk bu sefer. Kimdir? Edward Jenner arkadaşlar. Gözlemsel astronominin babası. Modern fiziğin babası gibi isimlerle anılan bilim insanı kimdir peki? Galileo Galilei. Basra körfezi ile umman körfezini birbirine bağlayan boğazımız. Hangi boğazdır? Hürmüz boğazı. Osmanlı mimarisinin ilk altı minareli camisi hangisi Sultanahmet Camii'dir? Türk şiirine kazandırdığı Mihriban, İsyanlı Suykut, Omuzumda Sevda Yükü adlı eserleri, eserleriyle tanınan şair kimdir arkadaşlar? Abdurrahim Karakoç yine yanlış hatırlamıyorsam bekçilik sınavına, sınavına çıktı bu sene. Arkadaşlar bu soru. Mustafa Kemal Paşa Ataşı militerlik görevini Nerede yapmıştır? Baktığımız zaman Sofya'da yapmıştır. 1940-1987 e, yıllar arasında yaşayan 7 güzel adam, şair, e, şairler içerisinde yer alan işaret çocukları, menziller, korku ve yakarış gibi eserleri bulunan ünlü Türk edebiyatçısı kimdir? Cahit Zarifoğlu'dur. TRT Savunma Sanayi'nin Yalnız Dehaları isimli belgeselinin çekimlerine başlamıştır. Hangisi bu belgeselde konu olan kişilerden birisi değildir. Nuri Demirağ var, Nuri Kiligil var, Vici Hürkuş var, Necmettin Erbakan var ama Kazım Karabekir yok. Geldik bir diğer sorumuza. Fransa'nın başkenti Paris'teki Lor Müzesi'nde sergilenen ve Leonardo da Vinci'nin başyapıtı olan aşağıdaki tablolardan hangisine bir ziyaretçi tarafından kremalı pasta saldırısı düzenlenmiştir? Arkadaşlar hangisine Mona Lisa'ya? Türkiye'de gece ziyaret edilebilen tek ören yeri olan Efes Antik Kenti nerede yer alıyor? İzmir'de yer alıyor. Kaldırımlar, Çile, Reis Bey bir adam yaratmak gibi eserleri ile tanınan, bulunan 82 tarihinde Türkiye Yazarlar Birliği tarafından üstün hizmet ödülü verilen şairimiz kimdir? Necip Fazıl Kısakürek'tir. Hububat tanelerinin üzerine yapılan sadece mikroskopla görülebilen sanat dalı Gubari Hat Sanatı'dır arkadaşlar bu sanat. Dünyanın en uzun ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu hangi ilimizde bulunuyor? Uşak'ta. Dünya çapında prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin rehberine eklenen ilimiz hangisidir? İstanbul'dur. 2022 Nisan ayında İslam Medeniyetleri Müzesi hangi ilde açılmıştır arkadaşlar? İstanbul'da açılmıştır. 2022 tarihinde yürütülen bu kazı çalışmasında 1800 yıllık kanalizasyon sisteminin ortaya çıkarıldığı Mastaura antik kenti nerede yer alıyor? Aydın'da yer alıyor. Sadece Fırat Nehri kenarındaki sınırlı bölgede yetişen Mezopotamya sülmünü koruma altına alan belediye hangi belediyedir? Şanlıurfa Halifeti Belediyesi. 45 yıl sonra yeniden sinema severlerle buluşan Mustafa Akkad'ın yönetmenliğini yaptığı film hangi filmdir? Çağrı İslamiyet'in doğuşudur. Dünya tarihinde bilinen en eski oyunun adı arkadaşlar nedir? Go oyunu. Akademi ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak tarihe geçen oyuncu kimdir? Troy Kotsur. Bütün şiirlerini Safahat Tatlı eserinde toplayan şairimiz kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu kimdir? Cale İnan. Bildim, buldum, oldum diyen ünlü mutasavvıf ve şairimiz kimdir peki? Hacı Bayram Veli. Türk motiflerini taşıyan, yapımı 7 yıl süren Türk evi binası hangi şehirde açılmış arkadaşlar? Amerika'da yer alan New York New York <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar. Sürekli okuyunca bir anda ses gitti. Kusura bakmayın. Geldik 25. denememize. Laodikya Antik Kenti hangi ilde yer alıyor? Baktığımız zaman Denizli'de yer alıyor. Karatepe yazıtları. Arkadaşlar nerede yer alıyor? Karatepe yazıtları Osmaniye'de yer alıyor. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre belirlenen son milli park olan Derebucak Çamlık Mağara, Mağaraları Milli Parkı artık değişti bu bilgide. Biliyorsunuz bu değil arkadaşlar. iptal oldu bu soru. Şuraya iptal yazalım. Bu soru iptal oldu ama yine de bilin Derebucak nerede yer alıyor? Arkadaşlar Konya'da yer alıyor. Artık son milli park değil ama. Mevlit ve Vesilentün Necat gibi eserleriyle tanınan Osmanlı döneminde yaşayan mutasavvıf kimdir? Süleyman Çelebi'dir mukaddime ve kitabul İber gibi eserleriyle tanınan modern tarih yazımının sosyolojinin ve iktisadın öncülerinden kabul edilen düşünür kimdir? İbni Haldun'dur. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Deniz Savaşları'nda büyük bir başarı göstermiş olan mayın gemisinin ismi Nusret Mayın Gemisidir. Geldik bir diğer denememize. İnebolu'dan Ankara'ya uzanan Türk Kurtuluş Savaşı boyunca cephanelerin cepheye karnılarla ulaştırılmasında kullanılan yolun adı nedir? İstiklal yolu. Birinci Dünya Savaşı'nın alzakların savaştığı cepheyi sorduk. Çanakkale cephesi. Badedeki Zambak adlı eseriyle tanınan dünyaca ünlü edebiyatçımız kimdir? Balzak. Balzak Zambak. Oradan aklınıza gelsin. Mehmet Akif Ersoy Türk milletine armağan ettiği için İstiklal Marşı'nı hangi eserine koymamıştır? Safaha da koymadı arkadaşlar. Manolya ve meyveler, karpuz dilimli ve üzümlü natürmort ve ağaçlar arasında karaca gibi tabloları ile tanınan ressam hangi ressamdır? Arkadaşlar Şeker Ahmet Paşa. Türkiye'nin müze olarak yapılan ilk binası olan ayrıca Atatürk'ün naaşının 1953 yılına kadar geçici olarak konulduğu yer olarak bilinen müze neresidir? Etnografya müzesidir. Fransa tarafından kuruluşunun 100. yılı nedeniyle Amerika'ya hediye edilen heykel hangi heykeldir? Özgürlük heykelidir. Endülüs Emevi Devleti zamanında yapılan Elhamra Hamra gezmek isteyen bir gezgin hangi ülkeye gitmelidir? Hangi ülkeye? İspanya'ya. Yine bu soruyu sorduk. Ayete de çıktı şansa. KPS e, güncele çıkmadı maalesef. Her altından notlar, suç ve ceza adlı eserleriyle tanınan düny dünyaca ünlü edebiyatçı kimdir? Dostoyevski. Dara Antik Kent arkadaşlar nerede? Mardin'de yer alıyor. Yeşil Cami önü, Mimozalı kadın ve silah taciri gibi tablolarıyla tanınan ünlü ressam kimdir? Osman Hamdi Bey. Asya'nın en doğu noktası ile Amerika'nın en batı noktası arasında yer alan Rusya ile Amerika arasında coğrafi bir sınır konumunda olan boğaz hangi boğazdır? Cevabımız Bering Boğazı'dır. 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşı'ndan bir gün önce Nusret Mayın gemisiyle mayın döşeyen Nusret Mayın gemisinin komutanı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Kimdir? Yüzbaşılı Tophaneli Hakkı Bey'dir. Geldik son milli park artık. Ee, büyük olasılık sormayacak ama yine de arkadaşlar Bilmemiz lazım. Son milli park olan Abans Gölü Milli Parkı hangisindedir? Ee, nerede arkadaşlar? Bolu'da yer alıyor. Genellikle ilk milli parkı soruyor. En büyüğünü sordu ama sonunu sorar mı bilemem. Ama ben bu sene çok değiştiği için soracağını sanmıyorum. Sefiller ve Notre Dame'nin kamburatlı eserleriyle dünyaca ünlü edebiyatçı kimdir? Victor Hugo. Kurtarıcı İsa heykeli arkadaşlar. Nerede yer alıyor peki? Brezilya'da. Rio'da yer alıyor. Avluda oturanlar, Zeybekler ve Hatay'ın Anavatan'a Hasreti gibi tablolarıyla tanınan ressamımız kimdir? İbrahim Çallı. Mimarların, mimarlarının Emin Onat ve Orhan Arda'nın olduğu 1953 yılında yapımı tamamlanan eser hangidir? Hangisidir? Anıtkabir. Mehmet Akif Ersoy yaşadığı illerin hangisinde milletvekili seçilmiştir? Burdur'dan Bergama Antik Kent arkadaşlar nerede yer alıyor peki? İzmir'de yer alıyor. UNESCO Dünya Miras listesinde, listesine Türkiye'den ilk giren yapıt hangi yapıttır? Divri, Ulu Camii ve Darüşşifastır. Şifas'tır. Zerzevan Kalesi ve Hevsel Bahçeleri hangi ilde yer alıyor? Diyarbakır'da yer alıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Mavi Vatan Savunmasında kullanılması için geliştirilen silahsı, silahlı insansız deniz aracının ismi nedir? Sancar arkadaşlar. Önemli. Çıkabilirim söyle. Temmuz 2021 tarihinde Rusça olan resmi, dilin tü, resmi dilini Türkçe olarak değiştiren devlet hangi devlettir? Özbekistan bunu yapmıştır. Geldik 30'a. Türkiye'deki tarihi medreseler ile bulunduğu yer... Eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorduk. Yakutiye Medresesi arkadaşlar Erzincan'da mı? Hayır değil. Erzurum'da yer alıyor. Cevabımız aşık oldu. Çifte minare, minareli medrese Erzurum'da. Bakın Yakutiye'yi ne yaptı sordu. Çifte minareliyi sordu arkadaşlar. İpekçilik sınavında değildi. Sayıştay sınavında sordu arkadaşlar bunu. Bey Kırşehir'de Buruciye, Sivas'ta İnce Minareli Konya'da. İsmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ağustos 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanı olarak seçilen devlet adamı kimdir? Mahmut Özer. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne ek Türkiye'den son giren yapıt hangi yapıttır? Arslan Tepe Hüyü arkadaşlar önemli. Dünyanın en büyük şelalesi olan Angel Şelalesi hangi ilde yer alıyor arkadaşlar? Hangi il demişim, hangi devlet, hangi ülkede yer alıyor? Venezuela'da yer alıyor. Türkiye'de bulunan önemli kanyonlar ve bulunduğu yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorduk. E, baktığımız zaman Valla Kany Kanyonu, Kastamonu'da, Ihlara Kanyonu, e, Aksaray'da, İncesu, Çorum, Saklıkent, Muğla'da ama Köprülü Kanyonu, Adana'da değil. 2024 yaz olimpiyat oyunları hangi e, şehirde yapılacaktır? Arkadaşlar Paris'te yapılacaktır. 2020 Tokyo yaz olimpiyat oyunlarında birinci bitiren ülkeyi sorduk. Hangi ülke bitirmiştir? Amerika Birleşik Devletleri bitirmiştir. Birinci ulusal mimarlık akımının önde gelen isimlerinden olan Mescidi Aksa'nın onarımını başarıyla gerçekleştiren Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası yapıtıyla bilinen mimar hangi mimardır? Mimar Kemalettin 20 liranın arkasında yer alıyor. Dünyada tam onay alan ilk COVID-19 aşısı hangisidir? Pfizer, BioNTech arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Milli Park statüsünden çıkarılan yer neresidir? Göreme. Arkadaşlar göreme çıkarıldı. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte güvenliğini sağlamayı planladığı Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı nerede yer alıyor? Hangi ülkede? Afgan, Afganistan'da yer alıyor. Nobel ödülünü alan ilk kadın bilim insanı Kimdir? Marie Curie almıştır. Dünyanın en alçak seviyedeki e, neyini sorduk? Gölünü sorduk. Neresidir? Lut Gölüdür. Bilinen en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Hella Festivali her yıl hangi ülkede düzenleniyor? Amerika'da düzenleniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Sağlık Bakanı hangi isimdir arkadaşlar? Refik Saydamdır. Bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nin diyorum arkadaşlar. Ee, bu Cumhuriyet ilan edilmeden önceki süreçte ilk adnan adı vardır. Cumhuriyet'ten sonra Refik Saydam'dır bu iki kavramı. iki bilgiyi karıştırmayınız. UNESCO'nun korumasındaki Cumalı Kızık Köyü hangi ilde yer alıyor diye sorduk. Bursa'da yer alıyor. Sibernet'in ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen... Ünlü sanatçı Leonardo Da Vinci'ye ilham kaynağı olan Müslüman bilim insanı insanımız kimdir? El Cezeri. IMF başkanı kimdir arkadaşlar? IMF başkanı Kristalina Georgieva IMF başkanı. Huzur, saatleri ayarlama enstitüsü ve beş şehir eserleriyle tanınan şairimiz, edebiyatçımız kimdir? Ahmet Hamdi Tanpınar. Pontus Kralları Kaya Mezalları hangi ilde yer alıyor arkadaşlar? Amasya'da yer alıyor. Afrodisyas Antik Kenti peki nerede bulunuyor? Aydın'da bulunuyor. İmparatorlukların mezarlı olarak bilinen ülke Afganistan'dır. İlk kadın opera sanatçımız kimdir peki? Semiha Bergsoy'dur. Güneş sisteminde en fazla uyduya sahip gezegen hangi gezegen? Satürn en fazla. Eylül 2021 tarihinde 2021 tarihinde bilim insanları güneş sisteminin dışında insan yaşamının mümkün olduğu birden fazla gezegen keşfettiklerini duyurdu. Bu gezegenlere verilen isim hangisidir diye sorduk. Bu gezegene arkadaşlar heyecan demeyelim de öyle kodlayalım. I seen büyük olasılık o konuşu. Cevabımız aşık oldu. Mayıs 2022 tarihinde Samanyolu galaksisinin Süper dev kara deliği olan ve ilk kez görüntülenen bu kara deliğe verilen isim ise Sagittarius A arkadaşlar seçilmiştir, olmuştur. Avrupa'nın en büyük kara dinozoru fosili hangi ülkede keşfedilmiştir peki? İngiltere'de. Araştır, e, araştırmacılar tarafından 21 e, 20 bin futbol sahası büyüklüğünde olduğunu tespit ettikleri ve yeryüzünün binen en büyük bitkisi Hangi ülkede keşfedilmiştir? Avustralya'da arkadaşlar keşfedilmiştir bu. Nobel Fizik ödülünü kazanan ilk bilim insanı William Röntgen arkadaşlar Einstein değil, Röntgen olmuştur. Tripolis antik kenti nerede yer alıyor arkadaşlar? Denizli'de yer alıyor. Belleğin Azmi tablosu ile ünlü ressam kimdir? Salvador Dali. Eylül 2021 tarihinde Time dergisinin bellediği dünyanın etkili 100 kişisi arasındaki tek Türk ve Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı olan kişi kimdir? Fatih Birol. Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılan son devleti sorduk. Kim katılmıştır? İran. Dünya sinema tarihinin en önemli filmlerinden olan Harry Potter serisini kaleme alan yazar hangisidir? Çok muazzam bir seriydi. E, Rowling arkadaşlar. Eylül 2021 tarihinde AB üyesi yani Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında tüm Covid-19 önlemlerini kaldırdığını açıklayan ilk ülke hangisi olduğu Danimarka. Dünya çapında en fazla kadın bakana sahip e, ülkesi kimdir arkadaşlar? Sakın Finlandiya demeyin. Anlamutluk oldu. Eylül 2021 tarihinde ampute futbol milli takımı Avrupa Şampiyonasında aşağıdaki ülkelerden hangisini 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu arkadaşlar hangisini İspanya'yı 6-0 yendik? Suyun kaldırma kuvvetini bulan bilim insanı kimdir? Arşimet'tir. Ampülü bininci denemesini icat eden bilim insanı kimdir arkadaşlar? Baktığımız zaman Thomas Edison. Amerika Birleşik Devleti'ni kuran ve Amerika dolarının üzerinde resmi olan devlet adamı kimdir? Benjamin Franklin. Ölümsüzlüğü arayan bir kralın hikayesini anlatan dünyanın en eski destanı hangi destandır? Gılgamış destandır. Dünyanın en eski basılı kitabı hangisidir arkadaşlar? Diamond Sutra'dır. Geldik 37'ye. Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin adı hangi isimle arkadaşlar e, hangi isim olduğu açıklandı? Sultan Abdülhamit Han olduğu açıklandı. Cannes Film Festivali hangi ülkede peki arkadaşlar? Fransa'da. Leonardo da Vinci'nin aşağıdaki kitaplarından hangisi 48.4 milyon dolar ile Bill tarafından alınarak bugüne kadar satılan en pahalı kitap olmuştur? Hangisi? Codex Leicester. Aspentos Antik Kenti. Peki nerede yer alıyor? Antalya'da bulunuyor. İnsanlığın somut olmayan kültürel mirasını temsili listesini 2008 yılında ilk kez giren hangisidir arkadaşlar? İlk kez meddahlık geleneği girmiştir. UNESCO tarafından somut olmayan dünya kültürel miras listesinde yer alan Mısır Macunu Festivali hangi kentte düzenleniyor? Manisa'da düzenleniyor. Geldik 38'e. Soli, Pompeolopolis antik kenti peki nerede yer alıyor? Mersin'de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılını ne yılı ilan etmiştir? Süleyman Çelebi. Cumhuriyet tarihindeki en büyük maden rezervi hangi ilde bulunmuştur? Arkadaşlar Elazığ'da bulunmuştur. İNG Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan takımı takımımız arkadaşlar hangisidir? Ben de Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe şampiyon oldum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı kimdir arkadaşlar? Ali Fethi Okyar'dır. Atatürk döneminin son meclis başkanı ise kimdir? Abdülhalik Renda. 2022 TÜİK verilerine göre en fazla ithalat yaptığımız ülke? Arkadaşlar e, bu soruyu aslında iptal etmemiz lazım. Çünkü daha 2022 e, açıklamadı ama ben siteye girdiğimde de e, şu an için arkadaşlar şu an için bu soru sorulmaz. E, iptal edelim. Ama şu an için Rusya önde. Saat yönünde dönen tek gezegen hangi gezegendir? Arkadaşlar Venüs. Nisa Antik Kenti nerede bulunuyor peki? Aydın'da yer alıyor. Üzerinde Atatürk Zirvesi ve İnönü Zirvesi adıyla iki zirve bulunan dağ hangi dağdır? Ağrı Dağı'dır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüksek öğretim kurumu peki hangisidir? Ankara Hukuk Mektebi'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan önemli yapıtlar ile yerlere eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorduk. Ani harabeleri Kars'ta, Hattuşaş Çorum'da, Zeyukva Antep'te, Gordiyon Ankara'da, Çatalhöyük, Kırışehir'de değil arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. İlk kez 2022 yılında düzenlenen UEFA UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu hangi takım olmuştur? Roma olmuştur. Geldik 40. dönemimize. Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi olarak ilan ettiği Türk, e, Türk kadın sinema televizyon oyuncusu kim arkadaşlar? Baktığımız zaman Demet Evgar. Avrupa Konseyi aşağıdaki ülkelerden hangisini üyelikten çıkarmıştır? Kimi? Rusya'yı. 94. Oscar ödüllerinde en iyi film ödülü kime verildi? Koda'ya arkadaşlar. Bu sene bekliyorum bakalım. Koda'yı. 2023 Dünya Spor Başkenti peki neresi seçilmiştir? Konya. Türk soy tarafından 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen kentimiz neresidir? Şuşa. Osman Devleti'nde önemli yeri olan bilim insanlarıyla eserleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorduk. Muhammed'i Akşemsed'in ait değil Ali Kuşçu'ya. Ali Kuşçu'ya aittir. Kitablı Bahri Piri ise Cihan Katip Çelebi'ye, Miratül Memalik Seydalleri ise Heşbeşt İdrisi Bitlisi'ye ait. Mart 2022 tarihinde Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı sağlayan boru hatlarından hangisi durdurulmuştur? Hangisi yamal durdurulmuştur? Türkiye'de Mart 2022 tarihinde gişe rekorları kıran film hangisi olmuştur? Bergen filmi. Mart 2022'de açılan 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en büyük asma köprüsü hangisi olmuştur arkadaşlar? Çanakkale 1915 köprüsü. Mart 2022'de sakin şehirler listesine giren yer neresidir? Kemaliye Erzincan. 94. Oscar ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülü kime verilmiştir? Will Smith. 2022 yılının Mart ayında çıkarılan kanunla seçim barajı yüzde kaç olarak belirlenmiş arkadaşlar? Yüzde kaç? 7. 2022 yılında NATO liderler zirvesinin yapıldığı yer. Arkadaşlar bunu sorduk. Nerede yapıldı? Baktığımız zaman bu sene iki kez yapıldığı için bu soruyu yazmadan önce bu soruyu Mart ayında yazmıştım arkadaşlar. Baktığımız zaman Mart ayında yapılıyordu. Daha sonra Haziran ayında bir daha yapıldı. İki yerde yapıldı. Birincisi Brüksel'de. Şöyle 2022 yılında ilk NATO Liderler Zirvesi 2022 yılının ilk NATO Liderler Zirvesi dersi Brüksel. Son ders arkadaşlar. Neresidir? Madrid. Son Madrid'de yapıldı. 2022 yılında profesyonel futbol tarihinde en çok gol atan futbolcu unvanı elde eden isim kimdir? Cristiano Ronaldo arkadaşlar olmuştur. 2022 yılında kalıcı yaz saat uygulamasına geçen ülke hangi ülkedir? Amerika olmuştur. Mart 2022'de kadınlar sev şampiyonasında şampiyon olan kadın voleybol takımımız kimdir arkadaşlar? vakıf bank olmuştur. İtalyan rakibini yendi. Elon Musk'ın sahip olduğu Tesla Avrupa'daki ilk fabrikasını hangi şehre arkadaşlar açmıştır? Baktığımız zaman Berlin'e açmış. 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası hangi ülkede yapılmıştır diye sorduk. Hangi ülkede? Macaristan'da yapıldı. 43'teyiz. Bunları arkadaşlar işaretli olarak var. 125 kiloda 2022'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası 125 kiloda erkeklerde Avrupa şampiyonu olan sporcumuz Taha, Akgül'dür. 130 kiloda Rıza Kayalp oldu arkadaşlar. 76 kilo kadınlarda ise Yasemin Adar oldu. Kaunos Antin kenti ise Muğla'da yer alıyor. Atatürk döneminde yurt dışına gönderilen ve döndüklerinde Ankara Musiki Muhalli Mektebi'nin öğretmen kadrosuna görevlendirilen Türk sanat tarihinde Türk işler olarak alınan müzik insanları arasında hangisi yoktur? Cemal Reşit Rey var, Ülvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses var ama Osman Zeki Üngör yok. Dünyaca ünlü Davut heykeli hangi heykel aittir diye sorduk arkadaşlar. Hangisine ait? Michelin Gelo'ya aittir. Mustafa Kemal Şapka'yı ilk kez nerede tanıtmıştır arkadaşlar? Kastamonu'da tanıtıyor. Verem hastalığının etkeni olan tüberküloz basilli ilk kez bulan isim ise kimdir? Robert Koch. Türkiye'nin yerli otomobili olan TOG'un CEO'su kimdir? Gürcan Karakaş'tır. İlk modern olimpiyat 1896 tarihinde hangi şehirde, hangi kentte düzenlenmiştir? Atina'da. Uçakları askeri amaçlı kullanan ilk devlet hangisidir arkadaşlar? Hangisi olmuştur? İtalya. Türk Dil Kurumu'na eklenen yeni sözcüklerden yer yığı hangisi için kullanılmıştır? Petrol için kullanılmıştır. Türk Dil Kurumu'nun navigasyon kelimesi için belirlediği Türkçe kelime hangisidir? Arkadaşlar yol bul olarak belirlemiş. Atlas Okyanusu'nun büyük okyanusa bağlayan boğaz hangisidir? Magellan Boğazı. Türkiye'nin yerli otomobili olan Togun fabrikası Bursa Gemlik'te. Arkadaşlar şöyle gemlik yazalım. Türkiye'nin 2023 Ocak ayında fırlatacağı, e, uzaya fırlatacağı yerli ve milli gözetleme uydusunun adı hangisidir? Cevabımız İmece. Arkadaşlar İmece. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle yaptırılan ve Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık eden 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası hangi müzeye dönüştürülmüştür? Cevabımız Cumhuriyet Müzesi. Mağaradakiler, Kırkambar, bu ülke ve Umrandan Uygarlığa gibi eserleriyle tanınan ünlü Türk edebiyatçımız kimdir? Cemil Meriç'tir. 1995 yılında gerçekleşen kardak kayalıkları krizini Türkiye hangi devlette yaşıyor arkadaşlar? Yunanistan'da yaşıyor. Güney Afrika'nın ilk siyasi devlet başkanı Nelson Mandela'dır. Dünya'nın en büyük sanat müzesi olan Lor Müzesi Lore, e, konuşamadım Lore müzesi nerede yer alıyor? Hangi ülkede? Fransa'da. Türkiye'de internet ilk kez aşağıdaki üniversitelerin hangisinde kullanılmaya başlanmıştır? Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Televizyon deseydi İstanbul Teknik. UNESCO Yaratıcı Şehirler Listesi'ne zanaat ve halk sanatları ile 2021 yılına dahil olan şehrimiz hangi şehrimiz? Bursa. Olimpiyat oyunlarının simgesi arkadaşlar nedir? Tabii ki de meşalidir. Antandros Antik Kenti. Nerede yer alıyor? Arkadaşlar baktığımız zaman Balıkesir'de yer alıyor. 2021 yılında 36.988.563 yolcuya hizmet vererek Avrupa'nın en yoğun havalimanı Hangisidir? İstanbul Havalimanı olmuştur. Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği ilk istihbarat gemisinin adı hangisidir? TCG Ufuk arkadaşlar. Berk değil Ufuk. Amerika'da ilk defa belediye başkanlığı görevine getirilen Türk asıllı Amerikan vatandaşı kimdir? Tayfun Selen. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde ilk kez bir robot insan yardımı olmadan ameliyat gerçekleştirmiştir? Nerede? Amerika'da. Ermenik Antik Kenti nerede yer alıyor? Kahramanmaraş'ta. Yer çekimini simüle eden yapay ay inşa eden ülke yine başımızın belası kim? Çin arkadaşlar. Teknofest 26-29 Mayıs 2022 tarihler arasında hangi ülkede yapılmıştır? Hangisinde? Azerbaycan'da. UNESCO 2022 Dünya Kitap Başkenti seçilen yer neresidir? Guadalajara seçilmiştir. UNESCO 2023 Dünya Kitap Başkenti seçilen yer ise neresidir? Akra kenti. Üzerinde sadece mutlu Noeller yazan tarihteki ilk mesaj 121 bin dolara hangi e, arkadaşlar yerlerin hangisinde yapılan bir müzayede satılmıştır? Nerede yapılmıştır? Fransa'da. Time dergisi 2021 yılında yılın kişisi olarak seçtiği isim kim olmuştur? Elon Musk arkadaşlar. Dünyanın en büyük konteyner gemisi arasında yer alan Süveyş kanalında karaya oturarak kanalı tıkayan geminin adı nedir arkadaşlar? Bu gemimizin adı Ever Given gemisi. Orta Doğu ülkeleriyle başkentleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Irak-Bağdat doğru, Kuveyt-Kuveyt doğru, arkadaşlar. Ülkenin başkenti hem devletin adı hem başkentin aynı isimle. Lübnan, Beyrut doğru, Suriye, Şam doğru, Ürdün, Riyad değil. Geldik 3'e. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin adı Donbas bölgesi krizidir. Tarihçilerin kutbu olarak bilinen Devleti Aliye isimli eseriyle tanınan ünlü tarihçi yazar kimdir? Tabii ki de Halil İnalcık'tır. Müslümanlarca kabul edilen ve Müslümanların ilk kıblesi olduğuna inanılan Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen bir gezgin hangi şehre gitmesi lazım arkadaşlar? Nereye gitmesi lazım? Kudüs'e. Babür İmparatoru Şah Cihan'ın eşi Mümtaz Mahal'a Agra kentinde, kentinde yaptırdığı yapı, yapıtın ismi nedir diye sorduk. Hangisidir? Taç Mahal. 50'deyiz. Yarıya geldik. Aykut Özdar Elenli tarafından geliştirilen aşının ismi nedir? Türkovak aşısı. Türkiye sınırları içerisinde bulunan antik kentele bulunduğu yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorduk. Blandus Uşak'ta, Didima Aydın'da, arkadaşlar Kaunos Muğla'da, Anavarz Adana'da, Ayizona Manisa'da değil. İnsan 2022 yılında resmi gazetede yayınlanan karar ile kesin korunacak hassas alan ilan, ilan edilen Ihlara Vadisi hangi ilde yer alıyor? Arkadaşlar baktığımız zaman Aksaray'da yer alıyor. Türkiye'nin önemli coğrafi yerleriyle yer aldığı il eşleştirmeden hangisi yanlıştır diye sorduk. Düden Şelalesi Antalya'da, Sümele Manastırı Trabzon'da, Ani Harabeleri Kars'ta, Balıklıgöl Urfa'da, Nemrut Dağı arkadaşlar Antep'te değil. Derin kuyu yeraltı şehrini ziyaret etmek isteyen bir turist kafilesi nereye gitmesi lazım? Nevşehir'e gitmesi lazım. Nisan 2022 tarihinde Türk Soy tarafından 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilen kent hangi kenttir? Şuşa kenti. Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS 2022 Güncel Bilgiler Denemesi'nin ikinci 50 denemelik kısmını çözeceğiz. Tek videoda biliyorsunuz ki ilk videoda e, ne yapmıştık? İlk videoda 50 e, adet denemeyi çözmüştük. E, şimdi ise ikinci 50 videoyu çözeceğiz. Toplamda biliyorsunuz ki 100 adet denememiz vardı. Bunları e, tek videoda bitirmiş olacağız. E, zamandan tasarruf adına hemen hiç vakit kaybetmeden ne yapalım sorularımıza başlayalım. Böyle hızlı hızlı geçeceğiz arkadaşlar. E, okuyacağız, cevap vereceğiz, okuyacağız, cevap vereceğiz. E, hemen ne yapalım başlayalım. Her sene insanların kırmızı ve beyaz tişörtlerini giyip kendilerini boğaların önüne attığı san Vermin, San Fermin Festivali hangi ülkede düzenlenmektedir diye sorduk. Hangi ülkede arkadaşlar İspanya'da düzenleniyor. Geldik bir diğer sorumuza. Nisan 2022 tarihinde üretimi tamamlanan Atak Taarruz helikopteri ilk kez aşağıdaki ülkelerin hangisine ihraç edilmiştir diye sorduk. İlk kez Filipinlere ihraç edilmiştir. Geldik bir diğer sorumuza. Troya Antik Kenti aşağıdaki illerin hangisindedir diye sorduk. Troya neredeydi? Çanakkale'deydi. Cevap Çanakkale oldu. Dünyanın ilk milli parkı olan Yellowstone Milli Parkı aşağıdaki ülkelerin hangisinde bulunmaktadır diye sorduk. Yellowstone Milli Parkı Amerika'da bulunuyor. Dünyanın ilk milli parkıdır. Bir diğer sorumuzdayız. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ahın Katedrali aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır diye sorduk. Nerede bulunuyor? Almanya'da yer alıyor. Mimar Hayrettin tarafından inşa edilen tarihi Mostar Köprüsü Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır diye sorduk. Nerede? Bosna Hersek'te bulunuyor. Bir diğer denememize geldik. Türkiye'nin ilk kadın pilotu aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bakın ikisini karıştırmayınız arkadaşlar. Sabiha Gökçen savaş pilotudur. İlk savaş pilotu. İlk kadın pilot ise Bedriye Tahir Gökmen'dir. Bu ikisini lütfen karıştırmayın. Machu Picchu antik kenti aşağıdaki ülkelerin Hangisinde yer almaktadır diye sorduk. Nerede arkadaşlar? Peru'da yer alıyor. Türkiye'nin ilk sakin şehri aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. İlk sakin şehrimiz Seferihisar İzmir'de bulunuyor. Dünyanın ilk sakin şehir adası aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Gökçeada'dır. Çanakkale'de bulunuyor ilk sakin şehir adası. Türkiye'nin son sakin şehri aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Son sakin şehrimiz ise Erzincan Kemali'dir. 1071 tarihinde Büyük Selçuklar ile Bizanslar arasında yapılan Manazgis Savaşı aşağıdaki illerin hangisinde yapılmıştır diye sorduk. Nerede? Muş'ta yapılmıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın merkezi aşağıdaki e, yerlerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar Cidde'de bulunuyor merkezi. 1928-2008 tarihler arasında yaşayan Selve Boylu Mal Yazmalım, Cemile, Beyaz Gemi ve Uçdağ'ın tepesi gibi eserleriyle tanınan yazar kimdir? baktığımız zaman Cengiz Aytmatov'dur. UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Pamukkale aşağıdaki illerin hangisinde yer almaktadır diye sorduk. Nerede? Denizli'de yer alıyor e, Pamukkale. Şurası 2009 olacak. 2019-2023 tarihler arasında Türkiye'de kaçıncı kalkınma planı uygulanmaktadır, e, uygulanmaktadır diye sorduk. 11. kalkınma planı uygulanmaktadır. Bir diğer sorumuzdayız. Şehirlerin şahı ile binden Semerkant kenti aşağıdaki ülkelerin hangisinde bulunmaktadır diye sorduk. Semerkant arkadaşlar nerede bulunuyor? Özbekistan'da bulunuyor. Dünyaya en yakın gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Bakın güneş sistemine değil dünyaya e, soruyoruz. Dünyaya en yakın e, nedir? Mars'tır. Mars arkadaşlar. OECD'nin merkezi aşağıdaki yerlerden hangisidir diye sorduk. OECD'nin merkezi Paris'tir. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan ülke hangisidir? Katar'dır. Cevabımız Katar oldu. Prens adlı eseriyle tanınan bilinen yazar kimdir? Machiavelli arkadaşlar. Dünyanın yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir diye sorduk. En büyük ülkesi Rusya'dır. İngiltere ve Fransa'yı denizden birbirine bağlayan demiryolu tünelinin ismi hangisidir diye sorduk. Manş tünelidir. Unutmuyoruz. Önemli. Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi büyük şehir değildir diye sorduk. Adana, Ankara, Bursa, Van büyük şehir ama Yozgat değildir. Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Nereye kayıtlı Mustafa Kemal Atatürk? Gaziantep'e kayıtlı. KKTC'nin ilk yerli otomobilinin ismi nedir? Arkadaşlar baktığımız zaman nedir? Günsel'dir. Türkiye'nin ise nedir? Devrim'dir. Ama e, devrim arabaları biliyorsunuz ki e, arkadaşlar e, üretilmemiştir. E, daha sonra e, şu an için nedir? Yerli arabamız TOG'dur. Bir diğer sorumuza geldik. Dünyanın en büyük yeraltı şehri aşağıdakilerden hangisi diye sorduk. Nevşehir'dir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yurt dışına asker aşağıdaki ülkelerden hangisine göndermiştir diye sorduk. Arkadaşlar baktığımız zaman hangisine gönderdik? Biz ilk kez Güney Kore'ye gönderdik. G7 Liderler Zirvesi aşağıdaki ülkelerin hangisinde düzenlenecektir diye sorduk. Almanya'da düzenlenecektir. Türkiye'nin Maldivleri olarak binden Salda Gölü, Hangi ilde bulunuyor? Burdur'da bulunuyor. Cevabımız Burdur olmuş oldu. Türk Lirası'ndan 60 kaç yılında atılmıştır? Kaç yılındaydı arkadaşlar? Baktığımız zaman Türkiye'de 2005 tarihinde atılmıştır. İstiklal Mahşer yarışmasına katılan Milli Mücadele Komutanı kimdir? Kazım Karabekir'dir. Hangi Anadolu uygarlıkları arasında yer almaz diye sorduk? Hititler, Lidyalılar, Urartular, İyonyalılar var ama Asurlar ee, Anadolu değil Mezopotamya uyguladıkları arasında yer alıyor. Dünya tarihinde ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisi bir robota vatandaşlık vermiştir diye sorduk. Hangisi Suudi Arabistan? Dünya Sağlık Örgütü'nün merkezi neresidir? Baktığımız zaman Cenevre. Koronavirüse hiç yakalanmamış kişilere verilen isim hangisidir? Baktığımız zaman Kovirgin adı verilmiştir. 57. denemedeyiz. Dur yolcu bilmeden gelip bastım bu toprak bir devrin battığı yerdir. İyi de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin yattığı yerdir. Bu dizeler kime ait? Hangi şair aittir diye sorduk. Necmettin Halil Onan'a aittir. Dur yolcu attı şiir. Bir yolcuğa attı şiir daha doğrusu. Çöl Aslanı lakabıyla binden Libya'da İtalyanlara karşı yürütülen direnişin öncüsü olan lider hangisidir? Sakın Fahrettin Paşa demiyoruz. Çöl Kaplanı arkadaşlar Fahrettin Paşa. Çöl Aslanı ise kimdir? Ömer Muhtardır. Lütfen bu ikisini karıştırmayınız. Yeşil Cami önü tablosu. Aşağıdakilerden hangisine aittir? Osman Hamdi Bey'e aittir bu tablo. Vercinka, Göçebe gibi şiir kitaplarının yazarı kimdir peki? Bu ismimiz de Cemal Süreyya. Ziraat Bankası'nın kurucusu kimdir arkadaşlar baktığımız zaman? Mithat Paşa'dır. Kor durumunun ateş anlamına gelen ilk bahar başlangıcında yetişer gün arayla oluştuğu sanılan sıcaklık artışına verilen isim nedir? Cemre diyoruz biz buna. Biliyorsunuz ki havaya, toprağa, suya düşüyor. Gidik kız kardeş olarak bilinen enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Hangisidir? Petroldür. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk şehir hastanesi aşağıdaki illerin hangisinde açılmıştır diye sorduk. İlk kez arkadaşlar Yozgat'a açılmıştır. Türkiye'nin ilk kadın bakanı olan Türkan Akyol aşağıdaki görevlerden hangisini yürütmüştür? Biliyorsunuz ki Sağlık e, Bakanlığı'nı yürütmüş. Sağlık Bakanı'dır kendisi. Şubat 2021'de Perseverance isimli keşif aracı aşağıdaki gezegenlerden hangisine iniş yapmıştır diye sorduk. Mars'a iniş yapmıştır. İkinci Abdülhamit'in Japonya'ya gönderdiği geminin ismi hangisidir arkadaşlar? Ertuğrul Fırkateynidir. İlk yerli güneş paneli fabrikası aşağıdaki illerin hangisine açılmıştır diye sorduk. Nereye? Ankara'ya açılmıştır. Cevabımız Ankara olmuş oldu. 2022 Uluslararası Sürdürülebilir Dağ Kalkama Yılı ve Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı olarak ilan eden kurum hangi kurumdur? Birleşmiş Milletler'dir. 2022 Süleyman Çelebi Anma Yılı ilan eden kurum ise kimdir? Baktığımız zaman UNESCO'dur. 2022 Kırgız yazar Tom Tobolot, Abdun Mamanurov bunu anma yılı ilan eden kurum hangisidir? Biraz telaffuzu zor. Kusura bakmayınız. Bunu ise Türk TürkSoy arkadaşlar ne yapmıştır? İlan etmiştir. 2022 AFET tatbikat yılı ilan eden kurum ise hangisidir? İçişleri Bakanlığı'dır. 2022 Kamu Personeli eğitim Atılım yılı ilan eden kurum ise Cumhurbaşkanlığı'dır. 2022 göçebe oyunları hangi ilde düzenlenecektir? Hangi ilde? Bursa'da düzenlenecektir. Cevabımız Bursa oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu benim şahsi meselem dediği olay hangisidir? Hatay sorunudur. 2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti ise neresidir? Rabat kentidir. Baktığımız zaman. 2022 Avrupa Yeşil Başkenti peki neresidir? Arkadaşlar burayı ise Grenoble'dir. 2022 Avrupa Gençlik Başkenti neresidir peki? Baktığımız zaman Tirandır, Arnavutluk'ta bulunuyor. 2022 Avrupa Kültür Başkenti'ni sorduk bu sefer. Burası ise nedir? Novi Sad'dır. 1983 yılında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı hangisidir diye sorduk? Hangisidir? Rauf Denktaş'tır. Battalgazi, Gazi, Karamurat, Köroğlu ve Alagiyik gibi filmlerde rol alan 2021 Cumhurbaşkanı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde sinema ödülünü sahip olan 28 Haziran 2022 tarihinde vefat eden ünlü Yeşilçam ustası kimdir arkadaşlar? Allah rahmet eylesin Cüneyt Arkın'dır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı kimdir? Fuat Oktay'dır arkadaşlar. Sakın diğerlerine düşmüyoruz. 2017 Anayasa değişikliği ile birlikte ne yapmıştır? Gelmiştir bu durum. İstemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık grubunda yer alan hastalık hangisidir? ALS hastalığıdır. Dünyada en fazla petrol rezervine sahip olan ülke hangisidir? Venezuela'dır. Hababam sınıfı karartma geceleri ve Yıldız Karayel gibi eserleriyle tanınan ünlü yazar kimdir? Rıfat Ilgaz'dır. 1956-2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan, canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlara karşı, haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleriyle tanınan 24 Ocak 2022'de vefat eden ünlü sinema oyuncusu kimdir? Fatma Yeriktir arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Büyük ustalarımızı kaybediyoruz tek tek. Ömrümde Suikut, 35 yaş ve Ziya'ya mektuplar gibi eserleriyle tanınan ölüm şairi olarak bilinen ünlü edebiyatçı kimdir? Baktığımız zaman Cahit Sıtkı Tarancı'dır. Dünyanın yeni yedi harikası içerisinde yer alan alanlarıyla bulundukları ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorduk. Çiçin e, İtsa Meksika'da doğru. Machu Picchu Antik Kenti Peru'da. Petra Antik Kenti Ürdün'de. Kolezyum İtalya'da. Taç Mahal Pakistan'a değil Hindistandır Cevap eşlik oldu. Antik çağların 7 harikası içerisinde yer alanlar ile e, bulundukları ülke eşleştirmeden hangisi yanlıştır diye sorduk. Keops Piramidi Mısır'da, İskender Efendilerin Mısır'da, Halikarnaz Mozelesi Bodrum Türkiye'de, Artemis Tapınağı İzmir Türkiye'de, Babil'in asma bahçeleri Tahran İran değil Irak'ta bulunuyor. Ülkemiz açılan son sınır kapımız hangisidir? Zeytin dalıdır. Türkiye'de adı değişen son bakanlık hangisidir? Arkadaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. NATO'ya üye olan son ülke hangisidir? Kuzey Makedonya'dır. Ukrayna ve Moldova 2022 yılında aşağıdaki kuruluşlardan hangisinde aday ülke olmuştur diye sorduk? Avrupa Birliği'ne aday ülke olmuştur. Türkiye'de büyük şehir olan son ilimiz hangisidir? Ordudur. Lozan Barış Anlaşması'nda Türkiye, Kara Ağaç ve Bosna Köyü savaş tazminatı olarak hangi ülkeden almıştır buraları? Yunanistan'dan almıştır. İstiklal Madalyası alan son ilimiz ise neresidir? Şanlıurfa'dır. 19. Akdeniz oyunları hangi ülkede yapılıyor arkadaşlar? Yapılmıştır. Cezayir'de. Koronavirüs Çin, dışın, Çin dışında ilk kez hangi ülkede görülmüştür? Koronavirüs ilk kez Tayland'da görülüyor Çin dışında. Genel Sekreter Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın aşağıdaki kurumlardan hangisine katılımı için Türkiye ile mutabakada vardığını açıklamıştır diye sorduk. NATO'ya arkadaşlar e, mutabakatına varmıştır bu üç ülke. İslam İşbirliği Teşkilatı 2023 turizm kenti olarak hangi ili e, seçmiştir diye sorduk. Şanlı e, Urfa'yı arkadaşlar seçmiştir. UNESCO 2023 Dünya Mimarlık Başkenti aşağıdaki kentlerden hangisidir diye sorduk. Hangisidir? Kopenhag'dır. Haziran 2022 tarihinde değeri 1 milyar dolar olarak aşağıdaki illerin hangisinde petrol rez rezervi bulunduğu açıklanmıştır Adana ilinde. 2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en mutlu şehri seçilen il hangisidir? Sparta. En mutsuz ise Diyarbakır'dır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bir din değil dil meselesidir şeklinde yaptığı açıklama hangi e, olaydı arkadaşlar? Bursa olayıydı. İstiklal Marşı yarışmasını düzenleyen kurum hangisi, hangisiydi arkadaşlar? Marif vekaletidir. Yani Milli Eğitim Bakanı'dır, bakanlığıdır. 28-30 Haziran 2022 tarihinde NATO zirvesi hangi kentte e, düzenlenecektir? Yani düzenlenmiştir diye sorduk. E, bu NATO zirvesi ikiye, e, iki kez düzenlendi arkadaşlar. Bir Mart ayında bir Mart bir de Haziran ayında düzenlendi. Mart ayında Brüksel'de, Brüksel'de, Haziran ayında ise Madrid'de, Madrid'de düzenlenmiştir. Cevabımız Madrid olmuş oldu. Tarih aralığı vermesi lazım sizlere. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlardan biri değildir diye sorduk. Gıda Tarım Örgütü var. Dünya Sağlık Örgütü, Kalkınma Programı, Uluslararası Çalışma Örgütü var ama o ACD yok arkadaşlar. Cevap değişik oldu. Avrupa Birliği'nin ortak para birimi nedir? Peki, Euro'dur. Hangisi İç Anadolu bölgesinde yer almaz diye sorduk. Çatalhöyük, Gordion, Göreme, Kültepe hepsi İç Anadolu'da. Perge ise Antalya'da yer alıyor, Akdeniz'de. Anayasa Mahkemesi'nin başkanı kimdir peki? Zühtü Arslan'dır. Biraz geri alalım şöyle, sorumuz birazcık uzun. Özellikleri verilen gezegen hangisidir diye sorduk ee, baktığımız zaman. Güneş'e en yakın ikinci gezegendir. Dünyanın ikizi olarak adlandırılır. Çoban yıldızı, akşam yıldızı ve tan yıldızı olarak bilinir. Ters yöne döner. Hangisidir bu? Venüs'tür. Pedesa antik kenti hangi ilde yer alıyor diye sorduk. Pedesa arkadaşlar Muğla'dan yer alıyor. Pisi Nos antik kenti ise nerede yer alıyor? Eskişehir'de yer alıyor. Favori sınav sorum. Sagalassos antik kenti ise nerede yer alıyor arkadaşlar? Burdur'da yer almaktadır. Olympios antik kenti ise nerede? Antalya'da bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı ise kimdir? Mehmet Büyükekşidir. Cevabımız Aşıkkı. Birleşmiş Milletler'in genel merkezi nerededir diye sorduk arkadaşlar. New York'ta bulunuyor. Türkiye Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisine asker göndermemiştir diye sorduk. Baktığımız zaman Kore, Somali, Kosova, Libya'ya gönderdi ama Ukrayna'ya göndermedi. Birleşmiş Milletler'e üye olan son ülke hangisidir? Güney Sudan'dır. Birleşmiş Milletler'in daimi veto hakkına sahip ülkeler arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Fransa, İngiltere, Amerika, Çin var ama Japonlar yoktur. Birleşmiş Milletler'in resmi dilleri arasında hangisi yoktur diye sorduk. İngilizce, Arapça, Çince, İspanyolca var ama, var ama Türkçe yok arkadaşlar. Hangisi Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlardan, kuruluşlardan olan e, İngilizce yazımı W arkadaşlar. Yani kısaca WHO diyelim. Hadi WHO'nun açılımıdır. E, bunun açılımı nedir? Dünya Sağlık Örgütü. Ağustos 2021 tarihinde YÖK Başkanı olarak atanan kişi kimdir arkadaşlar? Baktığımız zaman Erol Öz vardır. Temmuz 2021 yılında Rusça olan resmi dilini Türkçe olarak değiştiren devlet hangisidir peki? Özbekistan'dır. Bu yıl 75. 75. .'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Altın palmiye Ödülünü hangi film kazanmıştır diye sorduk. Arkadaşlar Hüzün Üçgeni kazanmıştır. Büyük olasılık Türkçesini sorar siz, sizlere. Yabancısını sorarsa da bu arkadaşlar ikisinde yazdık. Peki, bakın iki, e, 2021 ve 2022 önemli arkadaşlar, o yüzden ikisinde verdik. E, 2021'de ise e, Altın Palmiye ödülünü hangi film kazanıyor? Titane kazanmıştır. Kuzey Atlantik Anlaşması örgütünün kısa adı nedir? Peki, NATO'dur. Türkiye hangisine üye değildir Uluslararası kuruluşlardan? NATO'ya. Birleşmiş Milletler İslam Birliği Teşkilatı'na G20'ye varız ama G20'de varız ama G7'de yokuz. Avrupa Konseyi'nin genel merkezi nerededir diye sorduk. Avrupa Konseyi'nin genel merkezi arkadaşlar Strasbourg'da bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdakilerden hangisinin bir organıdır diye sorduk. Avrupa Konseyi'nin bir organıdır. E, Agit'in genel merkezinde Restir Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı yani Viyana'da bulunuyor. Helsinki Nihai Senedi hangisinin temelini oluşturuyor peki? Agit'in arkadaşlar Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın temelidir. Helsinki Nihai Senedi. OECD'nin merkezinde Restir peki arkadaşlar baktığımız zaman Paris'tir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreteri kimdir? Baktığımız zaman Hüseyin İbrahim Taha'dır. Kahramanmaraş Göksu'nun arasında açılışı yapılan ve adına altın harflerle yazılmış birçok ünlü ismin yer aldığı yolun adı hangisidir? Edebiyat yoludur. Şunu işaretleyelim. Sinir sistemi felç eden, sinir sistemini felç eden ALS hastalığının nedeni olan motor nöron hücrelerini yeniden onarmayı başararak ALS hastalığında umut olan ve dünyanın en iyi buluş yapan 10 akademisyeninden biri olarak seçilen ünlü bilim insanı kimdir arkadaşlar? Baktığımız zaman Hande Özdinler'dir. Çok çok önemli bir e, isimdir arkadaşlar. Sorulabilir Hande Özdinler. Bir diğer sorumuzdayız. Milli Hatip ve Cumhuriyet Hatibi gibi ile anılan İstiklal Marşı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okuyan ilk kişi olarak tarihe geçen isim kimdir? Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Tanrıverdir. Dünyanın en iyi 50 öğretmen arasına giren, giren ilk Türk öğretmen kimdir peki? Dilek Livaneli'dir. Türkiye Uzay Ajansı'nın başkanı kimdir arkadaşlar? Peki Serdar Hüseyin Yıldırım'dır. 8 Mart 2021 yılında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunda simgesel değeri olan Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu hangisidir? Rasim Öztekin'dir. Allah rahmet eylesin. Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilen ilk Türk yazar kimdir? Fazıl Hüsnü Dağlarca'dır. Cevabımız değişik olmuş oldu. Üç Şehitler Destanı, İstanbul Fetih Destanı gibi eserleriyle tanınan edebiyatçımız kimdir? Yine Fazıl Hüsnü Dağlarca'dır. Telmessos Antik Kenti nerede bulunuyor peki? Muğla'da bulunuyor. Baktığımız zaman Pednelissos Antik Kenti ise nerede bulunuyor? Antalya'da. Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün merkezi neresidir arkadaşlar? İstanbul'dur. Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün üyeleri arasında hangisi yer almaz? Türkiye, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan var ama Irak yoktur. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın merkezi hangisidir? Ciddidir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün merkezi ise neresidir? İstanbul'dur. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Türk Soyu Merkezi ise Ankara'dır. D8 yani gelişmekte olan 8 ülke arasında hangisi yoktur diye sorduk. Türkiye, Bangladeş, Endonezya, Pakistan var ama kim yoktur? Hindistan yoktur. Türkiye NATO üyeliği altında Avrupa kıtası dışında ilk kez hangi ülkeye asker gönderiyor? Hangi ülkede görev üstleniyor arkadaşlar? Afganistan'da ilk kez. Avrupa Birliği'ne üye olan son ülke ise hangisidir? Hırvatistan'dır. Haziran 2022 tarihinde başlayan Akdeniz oyunlarında atletizm dalında altın madalya kazanan sporcumuz hangisidir? Baktığımız zaman e, Jack Ali Harvey arkadaşlar. Türk vatandaşı olmuştur. Siyahi bir vatandaştır. E, Jack Ali Harvey kendisini tebrik ediyoruz. İkinci ise Ramil Guleyev olmuştur. O da Azerbaycanlı. Azeri Türkü diyelim. Haziran 2022 tarihinde başlayan Akdeniz oyunlarında kadınlar 76 kilo güreş dalında altın madalya kazanan sporcumuz ise... Kimdir Yasemin Adardır? Haziran 2022 tarihinde Birleşmiş Milletler nezdinde ülkemizin adı ne olarak tescillenmiştir? Artık Türkiye olarak tescillenmiştir. Haziran 2022 tarihinde hayatını kaybeden Kurtlar Vadisi dizisinde de rol alan ünlü sinema, televizyon ve dizi oyuncusu hangisidir? Benim de çok çok sevdiğim bir isimli Osman Veverdir. Allah rahmet eylesin. 2021-2022 Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takım kimdir? ALG Spor'dur. Haziran 2022 tarihinde Microsoft tarafından 27 yıl sonra kapatılma kararı alan internet tarayıcısı hangisidir? Internet Explorer'dır. Arkadaşlar, Haziran 2022 tarihinde tüm memurları kapsayacak şekilde düzenlenen ek gösterge hangisidir? 3600 ek göstergedir. İnşallah sizler de buna tabi olacaksınız. Dünyanın ilk 6G test uydusunu yörüngeye gönderen ülke başımızın belası Çin arkadaşlar. NASA bünyesinde evrende yaşam arama çalışmalarını yürütecek 12 araştırma grubundan oluşan ekibin başkanı olan Türk bilim insanı hangisidir? Baktığımız zaman Betül Kaçardır. Kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen Otluk gölü hangi ilde bulunuyor? Hangi ilde? Erzincan'da bulunuyor. Profesör Doktor Aziz Sancar 2015 yılında hangi alanda Nobel ödülünü kazanıyor? Hangi alanda? Kimya alanında. Asrın projesi olarak nitelendirilen Türkiye'den KKTC'ye su temini projesi kapsamında Türkiye'deki barajlardan hangisinden alınan su KKTC'de yer alan Geçitköy Barajı'na iletilmiştir diye sorduk. Ala Köprü Barajı arkadaşlar çok çok önemsediğim bir soru daha. Önemli bir sorudur. Çıkabilir. Dünyanın bilinen en eski inanç merkezi olması dolayısıyla tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yer alan bu yer neresidir baktığımız zaman neresidir Göbekli nerede bulunuyor peki Urfa'da bulunuyor Şanlıurfa'da. Sidamara Antik Kenti ise peki nerede yer alıyor? Karaman'da yer alıyor. İngiltere'nin İngiltere'nin Londra kentinde yapılan müzayedede yaklaşık 53 milyon dolara satılan Lucian Freud'un portre çalışması isimli tablo hangi ressama aittir diye sorduk. Francis Bacon'a ait. Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü koruyucu olduğuna inanılan ana tanrıca Kibele heykeli 2021 yılında yurt dışından aşağıdaki illerimizden hangisine getirilmiştir diye sorduk. Afyon Karahisar'a getirilmiştir. Bir diğer sorumuzdayız. Avrupa Birliği 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla Aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle kurulmuştur diye sorduk. Hangi anlaşmalar Roma anlaşmasıyla Avrupa Birliği adına ise Mascriz e, Mas diye okunuyor galiba. Arkadaşlar bu anlaşmalar da Avrupa Birliği adını alıyor. G7 ülkeleri arasında yer alan devletler arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Almanya var ama Güney Kore yoktur. Temnos Antik Kenti aşağıdaki illerin hangisinde yer almaktadır diye sorduk. Nerede yer alıyor? İzmir'de yer alıyor Temnos. Çingene Kızı Mozaiği ve Zeyukma Mozaik Müzesi ile özdeşleşen il hangisidir? Gaziantep'tir. Bir diğer sorumuza gelelim. Amasyalı Şeyh Hamdullah, Hafız Osman ve Mustafa Rakım gibi temsilcilerinin yer aldığı Türk İslam sanatı hangisidir? Hat sanatıdır. Mod Majur'da gün batım adlı tablo ile özdeşleşen ünlü ressam kimdir peki? Van Gogh'dur. Van Müzik alanındaki kabiliyeti, kabiliyeti eşsiz ses rengiyle Atatürk'ün de ilgisini çeken Cumhuriyet'in divası olarak anılan Benzemez Kimse Sana, Kimse Yetmem Şikayet ve Şarkılar Seni Söyler gibi eserleriyle tanınan ünlü müzisyenimiz çok çok önemli bir sestir. Kendisi müzeyyen nedir? Senardır arkadaşlar. Çok çok severim. şarkıları muazzamdır. Müzeyyen senarın. Akdamar Kilisesi hangi ilde, e, ilde yer alıyor peki? Van'da yer alıyor. Bir diğer denemedeyiz. Geldik 77'ye arkadaşlar. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Pisa Kulesi nerede yer alıyor arkadaşlar? İtalya'da yer alıyor. Nobel ödülleri aşağıdaki alanların hangisinde verilmemektedir diye sorduk. Edebiyat, ekonomi, kimya, tıp var ama tarih alanda verilmiyor. Yeniden doğuş anlamına gelen ilk kez İtalya'da başlayan döneme verilen ad hangisidir? Arkadaşlar Rönesans'tır. 14. yüzyılda Avrupa nüfusunun üçte birinin ölümüne yol açan ve Kara Ölüm olarak da adlandırılan salgın hastalık nedir? Vebadır. Yeni çağ başlarında Katolik Kilisesi'nin Avrupa kıtası dışındaki bölgelerde etkisinin artmasına neden olan gelişme hangi gelişmedir? Coğrafi keşiflerdir. Aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi Atatürk döneminde İstanbul'dan Ankara'ya taşınarak faaliyetlerini başkentte sürdürmüştür diye sorduk. Siyasal bilgiler okuludur. İstanbul'dan Ankara'ya taşınmıştır. Kurtuluş Savaşı döneminin direniş merkezi yerel kahraman arasında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sorduk. Sütçü İmam Maraş, Şahin Bey Antep, Ali Sahip Bey Urfa, Tekelioğlu Sinan Adana, Kılıç Ali Yozgat değil cevabımız değişik oldu. Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybeden çocuk kitapları Cinali serisine hayat veren illüstratör kimdir? Baktığımız zaman Selçuk Seymen'dir. Myra Antik Kenti nerededir peki? Bu ise Antalya'da yer alıyor. Yenilmezler şehri olarak anılan Anavarz Antik Kenti ise Adana'da arkadaşlar bulunuyor. Dünya Bankası Bankası'nın merkezi ise Washington'da yer alıyor. Interpol'un merkezi nerede peki? Lyon'da. Fransa'nın Lyon kentinde. Türk lirasının arka yüzlerinde yer alan isimler arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Fatma Aliye 50, İtri 100, Yunus Emre 200 belki görmemişsinizdir. Ben de çok çok zor gördüm arkadaşlar. Bir ara gördüm. Mevlana yok arkadaşlar. Mimar Kemalettin var. 20 liranın arkasında. Cahit Arf 10. Aydın sayılı 5 liraydı. Yunus Emre'nin arkadaşlar burada ise sevelim unutmuyoruz sevilelim yazıyor. Çok görmediğimiz için e, yazalım arkadaşlar ne olur ne olmaz çıkabilir. Sevelim sevilelim yazıyor e, burada arkadaşlar çok çok önemli bir e, konudur. Soru olabilir e, e, Yunus Emre yani 200 liranın arkasında arkadaşlar yazıyor. 1. Dünya Savaşı sırasında Orta Doğu'da Arapları Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtarak Araplar üzerinde büyük etki sahibi olan İngiliz casus kimdir? Lawrence arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan ilk baraj Çubuk barajdır. Ankara'da yer alıyor. Türkiye'de ilk televizyon yayını hangi üniversitede yapılmıştır? İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. İlk internet ODTÜ'de. Onu da unutmuyoruz tropik bir meyve olan pitaya, çilek armudu ve kaktüs meyvesi ismiyle anılan meyve ejder meyvesidir arkadaşlar. Türkiye'nin ilk yerli uçağını yapan ve bu uçakta ilk ve tek uçuşunu 28 Ocak 1925'te gerçekleştiren isim kimdir? Vici Hürkuş'tur. Önemli bir isim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın valisi kimdir peki? İlk kadın valimiz kimdir? Lale Aytaman'dır. Roketsan'ın geliştirdiği ilk yerli taksavar füzesinin ismi ise Umtaş'tır. Esir şehrin insanları devlet adına Yorgun Savaşı romanlarıyla ünlü edebiyatçımız ise kimdir? Kemal Tahir'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli parkı hangi ilde yer alıyor? Benim de memleketim olan Yozgat'ta yer alıyor arkadaşlar. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kurtuba Camii hangi ülkede yer almaktadır peki İspanya'da? yer alıyor. İlk kadın tiyatro oyuncusu peki kimdir? Bu ismimiz ise Afife Jali'dir. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal maaşını yazdığı yer olan Tacettin Dergahı nerede bulunuyor diye sorduk. Ankara'da. Her sene düzenlenen Portakal Çiçeği Festivali hangi ilde yapılıyor? Peki Adana'da yapılıyor. Sakın Antalya demeyiniz. Siyanın yani silahlı insan savaş aracının fikir babası kimdir? Arkadaşlar Özdemir Bayraktar'dır. Selçuk Bayraktar'ın nedir? Babasıdır. Haziran 2022 yılında MEP Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez aşağıdaki dillerden hangisiyle destekleme ve yetiştirme kurslarının açılacağını duyurmuştur diye sorduk. Arkadaşlar İngilizce ve Fra nedir? Arapçadır. İngilizce Arapça. E, Limra antik kenti peki nerede bulunuyor? Bu ise Antalya'da bulunuyor. İlk köy romanı olan Karabibik hangi yazara aittir diye sorduk. Nabizade Nazım'a aittir bu eser. Ütopya isimli eser kime aittir? Thomas More'a aittir. Modern Avrupa'nın ilk romanı kabul edilen Don Quixote'da eserin yazarı ise Cervantes'tir. Türkiye'nin ilk güneş enerjili havalimanı hangi havalimanıdır? Baktığımız zaman Erzincan Havalimanı'dır. 26 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'da açılışını yaptığı havalimanının ismi ise Fuzuli Havalimanı'dır. Neapolis Antik Kenti nerede bulunuyor peki? Antalya'da yer alıyor. 2019'dan itibaren Ukrayna'nın başında bulunan lider kimdir peki? Volodymyr Zelenski'dir. Mehmet Akif Ersoy istihdam maaşı yarışma ödülünü aşağıdaki kurulmadan hangisinde bağışlamıştır diye sorduk. Nereye bağışlıyor? Darül Mesai'ye bağışlıyor. 6 dakika 23 saniye nefesinin suyun altında tutup 81 metre yürüyerek dünya rekoru kıran milli sporcumuz kimdir? Bilge Çingi ee, Giray arkadaşlar. Geldik 3'e. Türkiye'nin Covid-19 ile mücadele kapsamına gönderdiği yardım kolilerin üzerinde Ümitsizliğin ardından, ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var. Sözü kime aittir? Mevlana'ya ait. Bu söz. Dünya para yüzme şampiyonasında kadınlar 50 metre sırt üstünde 41.48'lik derecesiyle altın madalya kazanan milli sporcumuz kimdir? Sümeyye Boyacı'dır. Pariyon Antik Kenti nerede peki? Çanakkale'de yer, al yer almaktadır. Rusya'da yayınlanan Novaya Gazeta'nın genel yayın yönetmeni genel yayın yönetmeni olan Nobel Barış Ödülü madalyasını 103 milyon 103.5 103.5 milyon düzgün okuyalım. 103.5 milyon dolara açık artırmayla satan isim ise kimdir? Dimitri Muratov arkadaşlar cevabımız aşık oldu. Geldik 84'e. İlk yerleşik köy olma özelliğine sahip olan Çayönü hangi ilde yer almaktadır diye sorduk Diyarbakır'da Çayönü. Türkiye'nin sahip olduğu uluslararası telefon kodu hangisidir? Artı 90'dır arkadaşlar. Avustralya ile özdeşleşen hayvanın adı nedir? Kangurudur. İspanya'da geçmişte kurulmuş olan İslam Devleti'nin adı hangisidir? Endülüs Emevi Devleti'dir. Selge Antik Kenti ise nerede bulunuyor? Antalya'da bulunuyor. Toplam talebin toplam arzdan fazla olması buna bağlı olarak fiyatların yükselmesine dayanan ekonomik dengesizlik, paranın değerinin düşmesi ve alım gücünün azalmasına verilen isim ise enflasyon. Arkadaşlar enflasyon adını veriyoruz buna. İlk gelişik köy olma özeline sahip olan çay yönü arkadaşlar hangi ilde yer almaktadır? Geldik 86'ya. Yunus Nadi ile Halid Edip Adavar'ın katkılarıyla Mustafa Kemal'in isteğiyle kurulan oluşum nedir arkadaşlar? Anadolu Ajansı'dır. Adem'in yaratılışı adlı tablo kime aittir peki? Bu tablo Michelangelo'ya aittir. Türkiye'nin ilk kadın büyükelçisi peki kimdir arkadaşlar? Filiz Dinçmen'dir. Sultan Abdülaziz'in Avrupa gezilerinde kullanmış olduğu saltanat vagonu hangi müzede bulunuyor? Rahmi Koç Müzesi'nde. 1900-1908 yıllar arasında Şam ve Medine arasında Hicaz Demiryolu'nu inşa ettiren Osmanlı Padişahı kimdir? Sultan 2. Abdülhamit'tir. Ekonomik büyümenin belli bir süre negatif veya yavaş olmasına verilen isim ise Resesyon'dur. Dicle Üniversitesi'nin çalışmaların neticesinde Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Kılıç Arslan'ın mezarı nerede bulunmuştur? Arkadaşlar Diyarbakır'da bulunmuştur. M.Ö. önce 3000 yıllarından itibaren yerleşim yerleşim başlayan ve Urartu, Urartu krallığı tarafından surla çevrilen Harput Kalesi ise nerede yer alıyor? En az da yer alıyor. Marassos antik kenti arkadaşlar, Peki nerededir? Antalya'dadır. New York Times'ın 67 ülkeden ankete katılan okulların oylarıyla belirlediği 125 yılın en iyi kitapları listesinde ilk sırayı alan Bülbülü Öldürmek adlı roman kime aittir peki? Harper Lee'ye aittir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Akdeniz, Ege'de ilan ettiği deniz yetki alanlarını kapsayan doktrine verilen isim ise nedir? Mavi Vatan arkadaşlar doktrinidir. Türkiye'nin ilk savaş hatları müzesi hangi ilde bulunuyor peki? Sivas'ta bulunuyor. 1971 yılında Nobel yarışında yer aldığı ortaya çıkan Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah ve Üç Şehitler Destanı adlı eserleriyle, tanınan ünlü edebiyatçımız Fazıl Hüsnü Dağlarca'dır. Sürdürülebilir ve adil bir dünya için Birleşmiş Milletler'e düşen göreve değinen, dünya beşten büyüktür felsefesiyle yola çıkan, daha adil bir dünya mümkün adlı eser hangi devlet adamına aittir? Recep Tayyip Erdoğan'a ait bu eser. Cevabımız A Geldik bir diğer sorumuza. Tutkalsız ve çivisiz yapılan ahşap sanatına verilen isim Kündekari'dir. UNESCO tarafından diyalog yolu adı verilen İpek e, verilen ticaret yolu hangisidir İpek yolu arkadaşlar? UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan ve en iyi korunan ev ödülü verilen Safranbolu'da bulunan ev hangi nerededir? Karabük'te bulunuyor. 405 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunan Tuna bir sahası hangi elimizde yer almaktadır? Sakarya'da bulunuyor. Türkiye'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk doktorumuz hangisidir? Cemil Taşçıoğlu'dur. Haziran 2022 tarihinde Türkiye aşağıdaki ülkelerden hangisiyle yaptığı anlaşma gereği her iki ülkeye sadece kimlikle seyahat edebilme kararı alınmıştır diye sorduk. Sırbistan'a. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye en fazla madalyayı hangi branşta kazanmıştır arkadaşlar? Karate. Karate'de kazandık. Dünya çapında turnuvalar düzenlenen tahtı üzerinde 8x8'lik kare bir alan üzerinde toplam 64 karenin yarısı siyah yarısı beyaz renklerden oluşan 32 adet taşla oynanan oyunun adı nedir? Satrançtır. Geldik bir diğer sorumuza. 2022 Mayıs ayında Cehennem Çukuru adı verilen derveze gaz kraterini kapatma kararı alan ülke Türkmenistan'dır. Trakya'nın sembolü olan ve her yıl kutlanan Korkuluk Festivali hangi ilde yapılıyor? Kırklareli'nde arkadaşlar. NASA tarafından 4 Mayıs 2022 tarihinde şimdiye kadar kaydedilen en büyük deprem olan ve 94 dakika süren bu deprem ne hangi gezegende meydana gelmiştir arkadaşlar baktığımız zaman hangi gezegende Mars'ta meydana gelmiştir. Dünyanın ilk sanal vatandaşını oluşturan ülke ise Malta'dır. 2025 tarihinde ülke genelinde tütün içilmesini tamamen yasaklayacak olan ülke İsveç'tir. Türkiye'nin sivil havacılık alanında kullanılacak ilk milli gözlem radarı hangi havalimanında kurulmuştur arkadaşlar? Gaziantep Havalimanı'nda kurulmuştur. Türkiye'nin en yüksek rakımlı rüzgar enerji santrali hangi ilde e, kurulmuştur peki? Van'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında müfredata yeni ders konusu olarak hangisi eklenmiştir diye sorduk? Çevre ve eğitim iklim değişikliği arkadaşlar. Biliyorsunuz ki iklim değişiklikleri ile alakalı güncel konular var. Bunlarla ilgili soru çıkabilir. Paris iklim anlaşmasını da unutmuyoruz ayrıca. Geldik 91'e. Eli ile attığı gol, e, golden ötürü Tanrı'nın eli adı verilen aşağıdaki futbolculardan hangisinin forması 7.1 milyon sterline satılmıştır? Maradona, Arjantinli Maradona'nın Maradona neyi forması? E, biliyorsunuz ki e, eli ile attığı gol Tanrı'nın eli olarak adlandırılmıştır. Antalya'yı Ege'ye ve iç Anadolu bölgesine bağlayacak olan tünelin ismi Pasilis tünelidir. Nobel Edebiyat Ödülü'nü reddeden tek kişi Jean-Paul Sartre'dir arkadaşlar. Bir arkadaşımız da şey yapmış arkadaşlar, eleştiri yapmış. Hocam nedenini açıklamıyorsunuz diye. Arkadaşlar nedenini boş verin. Nedeni sorulmaz sizlere. Kimin olduğunu bilmeniz yeterlidir sizler için. Nedenini de ben de bilmiyorum. Niye reddedildi? Sadece böyle bir bilgiye rastladım. Bir hayalim var adlı konuşmasıyla bilinen Amerikan Yurttaş Hakları Hareketi Önderi olan 1964 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen isim Martin Luther King'dir. Mustafa Kemal Şam'da görev yaptığı sırada kurduğu cemiyet Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel bankası İş Bankası'dır. Türkiye'nin yaptığı ilk yerli solunum cihazlarının ismi Sahra'dır. Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi Cambridge Camii İngiltere'de bulunuyor. 1925-2016 tarihler arasında yaşayan F klavyenin mucidi olan isim İhsan Sıtkı Yener'dir. Türkiye'deki ilk cep telefonu görüşmesi aşağıdaki isimlerden hangilerinin görüşmeleriyle başlamıştır? Tansu Çiller Başbakan'dı. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı'ydı. İkisi arasında arkadaşlar gerçekleşmiştir. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından ne yılı ilan edilmiştir? Yunus Emre ve Türkçe. Bakın 2021'i soruyoruz. 2021 yılının başında tüm dünyadaki internet kullanıcıları tarafından en çok aranan gemi listesinde ilk sırada yer alan gemi Oruç Reis'tir. Haziran 2022 tarihinde 19. Akdeniz oyunlarında milli sporcu Vedat Albayrak 81 kiloda aşağıdaki branşların hangisinde altın madalya kazanmıştır diye sorduk. Arkadaşlar bu sporcumuz hangi dalda? Judo dalında. Katar'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde 15.566 puanla altı madalya kazanan milli sporcumuz Ferhat Arıcan'dır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mavi Vatan Savunması'nda kullanılması için aşağıdaki silahlı insansız deniz aracından hangisini tören ile suya indirmiştir? Sancar'ı indirmiştir. Aşağıdaki bilim insanlarının hangisine ait el yazmasını müzayedede yapılan açık artırmada 13 milyon dolara satılmıştır Albert Einstein'ın. Kasım 2021 tarihinde para birimi olarak kullandığı Bolivar'dan 6-0 atan Devlet Venezuela'dır. Türkiye'nin ilk spor temalı millet bahçesi Trabzon'da arkadaşlar. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında ilk eklenen ilimiz peki hangisidir diye sorduk. Baktığımız zaman ilk Gaziantep'tir. Bakın G ga, G ikisinden çıkarabilirsiniz. Geleneksel 40 pınar yağlı güreşleri peki nerede? Edirne'de düzenleniyor. Özellikle Ramazan gecelerinde camilerde minareler arasına girilen ipler üzerine kandil veya ampuller yoluyla oluşturulan yazı ve resimlere verilen isim mahya'dır. Aşağıdaki ülkelerden hangisi en geniş en geniş yüz ölçümüne sahiptir? Rusya. 1745-1827 yıllar arasında yaşayan ve pilin mucidi olarak kabul edilen isim kimdir? Alessandro Volta'dır. 2021 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan Malatya'da yer alan kültürel vallık hangisidir arkadaşlar baktığımız zaman? Arslan Tepe Hüyü. Unutmuyoruz bunu. Malatya'da yer alıyor. Evrenin merkezinin dünya değil, güneş olduğu tezini geri çekmediği için Engizisyon mahkemesi tarafından 1633 yılında hapse mahkum edilen isim kimdir? Galileo Galilei'dir. Mesnevi Divanı Kibir adlı eserleriyle tanınan Mevleviliğin öncüsü olan mutasavvıf şair ve düşünce adamı Mevlana'dır. İktisat biliminin öncüsü olan Ulusların Zenginliği adıyla anılan eseriyle tanınan yazar Kimdir Adam Smith arkadaşlar? Sir Arthur Conan Doyle tarafından yaratılan İngiliz hayali dedektif kahraman Sherlock Holmes'tur. Türkiye Cumhuriyeti 2022 yılı yatırım programı kapsamında en büyük paya sahip olan sektör ulaştırmadır. 86 yılında nükleer bir kazanın gerçekleştiği Çernobil günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisinde yer alıyor? Ukrayna'da yer alıyor. Ekonomik durgunlukta mücadele müca, e, mücadelede müdahaleci para ve maliye politikalarını savunmasıyla tanınan istihdamın, paranın ve faizin genel teorisi isimli eserleriyle tanınan eseriyle tanınan isim John Maynard Keynes arkadaşlar bu isim düşünce özgürlüğünü, insan eylemlerini akla göre düzenlemek anlayışını en geniş ölçüde yayan ilk düşünür olduğu için Avrupa'daki aydınlanma ve akıl çağının gerçek kurucusu kabul edilen ve insan zihni doğuştan boş bir levhadır yani tabula rasa diyor. Düşüncesini savunan isim John Luke'dur arkadaşlar. Geldik üçüncü sorumuza. 1712-1778 yıllar arasında yaşayan toplumsal sözleşme adıyla anılan eserleri, eseriyle tanınan yazar Jean Jean Rousseau'dur arkadaşlar. 2022 yılında UNESCO Dünya Belli Kütüğü'ne Türkiye'de miras olarak kaydedilen ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan 2700 yıllık yazıt Karatepe yazıtlarıdır. 1852-1937 yıllar arasında yaşayan, şairi azam sıfatıyla anılan Makber, Sahra ve Hacli gibi eserleriyle tanınan ünlü edebiyatçımız kimdir? Abdülhak Hamid Tarhan'dır. Adam Makber'i yazıyor, arkadaşlar ölen karısına bir hafta sonra Abdullah Hakamı Tarhan ne yapmıştır sizce? Ne yapmıştır arkadaşlar? Evlenmiştir. Geldik 6'ya. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24 Mart 2022 2020 tarihinde Yargıtay 1. Başkanlığına seçilen ve halen görevini sürdüren kişi kimdir? Mehmet Akarca'dır. Merkez Bankası'nın düzenlemiş olduğu yarışmayı kazanarak 2012 yılından bu yana kullanılan Türk lirası simgesini kim tasarlamıştır? Tülay Lale. Bakın TL TL ikisini baş harfleri. 1983 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Agra Kalesi hangi ülkede bulunuyor? Hindistan'da bulunuyor. Atlas Okyanusu'nu yüzerek geçen ilk yüzücü Ben Lecomt'tur. Doğumunun seneyi devriyesinde Hz. Peygamberimizi anmak amacıyla gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi haftası etkinliklerinin 2022 senesinin teması Nedir? Hazreti Peygamber ve güven toplumudur. Dünyanın en büyük kıtası Asya'dır. İlk keşfedilen element fosfordur. 1781 yılında ilk kez keşfedilen gezegen arkadaşlar Uranüs'tür. Tarihte ilk Türk adının geçtiği ilk yazılı metin olan Orhun Yazıtları günümüzde Moğolistan'da bulunuyor. 1881-1973 yılları arasında yaşayan kubizm akımının temelini atan Guernica, Avignonlu kızlar, yaşlı gitarist ve ağlayan kadın tabloları kime ait? Picasso'ya aittir. Düşünen adam öpücük ve cehennem kapıları heykelleri ise Agust kime aittir? Rodin'e aittir. Osmanlı'da heykelciliği hazırlayan kurum olan Sanayi Nefise Mektebi günümüzde hangi üniversiteye dönüştürülmüştür? Mimar Sinan Üniversitesi'ne. Atatürk zamanında güzel sanatlara, oradan Mimar Sinan'a dönüşülüyor. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde erkekler 68 kiloda altın madalya kazanan ilk Türk tekvandocu Hakan Reşber'dir arkadaşlar. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi yani NASA, Güneş sistemindeki fosilleri araştırmak için fırlattığı aracının ismi Lucy'dir. 8 Şubat 2022 yılında hayatını kaybeden ve HIV virüsünü keşfeden ünlü doktor kimdir arkadaşlar? Luke Montagnier'dir. Antalya'da yetişen ve Çin Greyfurt olarak adlandırılan meyve pomelodur. Roma döneminden kalma ve dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilinen Kral Kızı adıyla da bilinen Basilika Terma Roma Hamamı benim de memleketim olan arkadaşlar Yozgat'ta bulunuyor. Türkiye'nin ilk yerli zeka tesisi adı Asistir. İngiltere'de 2021 yılının Eylül ayında altın oran göz önünde bulundurularak yapılan araştırma sonrasında dünyanın en güzel sarayı seçilen sarayımız Topkapı Sarayı'dır. Son dönemedeyiz. 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Rusya'ya yaptırım uygulayarak 207 yıl sonra ilk kez bir devleti siyasi bir konuda taraf olan devlet kimdir? İsviçre arkadaşlar. Kibele heykeli Frigyalara ait. Uzay sanatları yarışmasında Mars'taki güneş sisteminin en yüksek dağı olan Olympios dağını resmederek dünya birincisi olan kişi Beray Kahraman'dır arkadaşlar. Diğerleri ise Kutlar Vadisi Kahraman'dır. Doğu aloylarının zararlarından kurtulmak ve iklim şartlarında yaşanan değişikliklerden ötürü Jakarta olan başkentini ülkenin daha doğusu olan Nusantara'ya taşıma kararı alan ülke Endonezya'dır. Kutup aurası olarak bilinen, kutup bölgelerine gökyüzünde görülen yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların iltileşimi sonucu ortaya çıkan bu duruma verilen isim kuzey Işıkları'dır. Son sorumuzdayız. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzle bitirelim son sorumuzu. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919-1927 yıllar arasında anlattığı notu katlı eser ne ile sona eriyor? Arkadaşlar bizlerle yani gençliğe hitabeyle, bizlere armağan ettiği gençliğe hitabeyle sona eriyor nutuk adlı eser. Evet değerli arkadaşlar sizlerle birlikte tek videoda ikinci 50. ne yaptık denememizi çözmüş olduk. İlk e, tek videomuz biliyorsunuz ki ilk 50 videomuz daha doğrusu bunu paylaşmıştık. E, Baya bir ilgi gördü arkadaşlar hepinize tek tek teşekkür ediyorum izleyenlere. 37 bin kişi yaklaşık e, izlemiş. Allah razı olsun hepinizden. İnşallah sizlere faydalı olmuştur. İkinci 50 denemeyi de paylaşmış olduk. Toplamda 100 deneme. Hem e, tas e, zamandan tasarruf açısından arkadaşlar sizlere böyle bir e, ne yapalım dedik. E, hizmeti sunalım dedik. E çünkü 33 video yayınladık şu ana kadar. Hepsini tek tek izlerseniz e, gerçekten uzun videolar. Hepsi 10 dakika geçmiyor gerçi ama yine de e, iki videoyu toplarsak iki saati geçmiyor ama diğerlerini toplarsak iki saati çok geçiyor. Diyelim ve arkadaşlar e, kendinize çok çok iyi bakın. Elimden geldiği kadarıyla sizlere soruları hazırlamaya çalıştım. E, i̇nşallah e, yararınız olmuştur. Elimden geldiği kadarıyla arkadaşlar e, bu soruları hazırladım. E, ÖSYM çizgisinde e, inşallah buralardan sizlere sorular gelecektir. Hem lisans hem ön lisans hem orta öğretim hem diğer kamu kurum kuruluş sınavlarında gelecektir mutlaka diyelim ve videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar hepinize.